İyi akşamlar değerli izleyenler. TRT Haber ekranlarına birinci sayfaya hoş geldiniz. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. 3 saat boyunca Türkiye'de ve dünyada ne varsa gündemde hepsini değerlendireceğiz. Elbette kıymetli konuklarımızla birlikte hemen onları şöyle bir gösterelim, tanıtalım konuklarımızı. Gazeteci Halime Kökçe hoş geldiniz Sayın Kökçe yayınımıza. Akşam Gazetesi yazarı Yusuf Alabar da hoş geldiniz sizlere. İyi yayınlar. Teşekkürler. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Turgay Yerlikaya. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, şimdi ilk olarak siyaset diyeceğiz. İlk bölümde siyaset ve siyasetteki yeni dönemi konuşmak istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 23 Nisan resepsiyonundan yansıyan görüntüler. Az sonra birlikte bakacağız. Önümüzdeki 4 yıllık seçimsiz süreçte siyasette ılımlı bir atmosfer mi olacak sorusunu beraberinde getirdi. İşte bu görüntüler. Türk siyasetinin özeti aslında, görsel bir özeti diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu resepsiyonda parti temsilcileriyle bir araya geldi. Sıcak bir atmosferde geçti görüşme. Ve şimdi de gözler önümüzdeki hafta yapılacağı açıklanan Erdoğan özel görüşmesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri özeli kabulünde neler konuşulacak? Bu görüşme önümüzdeki sürece dair nasıl bir kapı aralayacak? Gelin biz de bu konuya bir kapı aralayalım ve Sayın Alabar'da sizinle başlayalım. Şimdi 4 yıllık seçimsiz süreç, 4 yıllık hazine değerinde süreç. Bu çok dillendirildi, çok tekrarlandı. Hakikaten öyle. Tam 4 yıl var. 4 yıl boyunca bu siyasi atmosfer ilk sinyalini burada aldığımızı düşündüğümüz zeminde nasıl ilerleyebilir size göre? Şimdi tabii ki 4 yıl seçimsiz süreç kendi içerisinde iki kategoride değerlendirilmeli bana göre. Bunlardan bir tanesi merhum Süleyman Demirel'in siyasette 24 saat çok uzun süredir şeklinde ortaya koymuş olduğu bir şeyde 4 yıl olduğu varsayımı üzerine yorumlarımızı yapıyoruz. İkinci husus ise gerçekten Türk siyasetinin istikrara son derece ihtiyaç duyduğu zamanlardan geçiyoruz. Dolayısıyla yerel seçimlerin ve genel seçimlerin hepsinin 9-10 ay içerisinde geride kalmış olması Türkiye açısından önümüze bakma diye nitelendirebileceğimiz çok önemli bir zaman dilimini Türk siyasetine sunuyor. Ben ülkedeki bütün sorunların terörden güvenliğe, ekonomiden turizme, tarımdan efendime söyleyeyim ulaştırmaya hiçbirisinin siyaset dışında aranmaması gerektiğini ısrarlı bir şekilde vurgulayanlardanım. Şimdi dolayısıyla siyasetin çözüm getirmek için önünde var olan sorunlar nedir diye baktığımızda ekonomiyi birinci öncelikli olarak ön planda görebiliyoruz. Dolayısıyla popülizmden biraz daha uzaklaşmış, alınması gereken kararları ısrarlı bir şekilde alabilen, arkasında halk iradesi olan bir anlayışın 9-10 aydan bu yana hükümet ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de alınması gereken bütün tedbirleri, atılması gereken adımları hem Türkiye yüzyılı vizyonu çerçevesinde dışarıda işte Irak'la hayata geçirilen 28 tane geçirilmek maksadıyla imzalanan anlaşma var. Türkiye'nin Türkistan üzerinde işte bugün Kazakistan Devlet Başkanı ve Başbakanı nezdinde yapılan girişimler var. Balkan coğrafyası öyle, Orta Doğu öyle, Somali, Libya hepsi Türkiye'nin ajandasında ve Alman Başbakanı Steinmeier yeni gitti. Önemli bir zaman dilimi. Bu 4 yıl eğer Türkiye tarafından çok iyi değerlendirilerek çözülmesi gereken sahadaki birçok sorun ısrarlı bir şekilde çözüme kavuşturulma noktasında kararlı olunursa ben Türkiye'nin bu 4 yılda çok önemli işler başaracağını düşünüyorum. Elbette iç siyasete bunu tuttuğumuzda da başta anayasa değişikliği olmak üzere siyasetin gündeminde birçok konu var. İşte bu manzarada bu iç siyasette alınabilecek birçok hususu tahkim eden son derece vatandaşın da gönlünü mutmain eden bir görüntü. Aslında bu görüntülere yönelik olarak Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı bir şekilde Türk siyasetinde alan açtığını biliyoruz. 19 Mayıs'ta 15 Temmuz sonrasındaki bir 19 Mayıs gününde bütün muhalefet partisi liderleriyle Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basışının hemen sonrasında işte gerçekleştirilen bu bayram töreninde ortaya çıkan manzaraya benziyor. Bu manzarada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel'den Demokratik Sol Parti'ye, Hüdapar'a varıncaya kadar bütün parti liderlerinin meclis çatısı altında birbirleriyle olan samimi kucaklaşmaları
Türk siyasetinin bu türden manzaraları ne kadar özlediğini gösteriyor. Ben demiyorum ki işte Sayın Cumhurbaşkanıyla efendime söyleyeyim Özgür Özel arasında, Sayın Cumhurbaşkanıyla işte Hüdapar'ın genel başkanı arasında her konuda %100 mutabakat olsun. Siyaset böyle bir şey değil zaten. Çünkü ısrarlı bir şekilde siyaseti ikinci plana atacak. Ya işte sağ sol çekişmesine artık işte boş verelim, siyaset nedir, bu işlere siyaset üstü el atalım şeklinde kulağa hoş gören ama içerisinin doldurulması mümkün olmayan laflar ortaya koyuluyor. Yani bugün dünya siyasetinde sağ ve sol diye bir kavram varsa bunun dünya tasavvuru da var, ekonomik bakışı da var, uluslararası ilişkileri de var. Birçok noktadaki ayrılıklardan dolayı işte liberal iktisadı var, işte devletçi iktisadı var, sosyal demokrasisi var. Komünist rejimler hala Kuzey Kore'de olduğu gibi var. Bunların hepsi bir yere oturuyor. Dolayısıyla siyasetsizleştiremezsiniz sorunların çözümü. Ama siyasetin olması insanların bu şekilde bir arada özellikle de millet iradesinin tecelligahı olan mecliste bir araya gelmesi son derece kıymetli. Adeta birinci meclis görüntüsü diyebileceğimiz bir görüntü burada görebiliyoruz. Bu manzaranın devam etmesi Türkiye açısından son derece hayırlara vesile olacaktır diye düşünüyorum. Ama o şerhimi de düşüyorum. Türk siyasetinde 24 saat çok uzun süredir. Güzel bir çerçeve oldu. Bu çerçeve üzerinden daha şöyle niş sorularla devam edelim. Örneğin Sayın Kılıçdaroğlu'nun, yani CHP'nin bir önceki genel başkanının itirazı var Erdoğan özel görüşmesine. Müzakere edemez, ya edilmez diyor, mücadele edilir diyor. Evet, aslında bu fotoğrafı bizim bugün bu kadar konuşmaya değer bulmamızın sebebi de aslında bugüne kadar geçen süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki dönem yönetiminin diyelim ki siyaset yapma biçimi ve hasreten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı adeta şeytanlaştıran bir siyasi üslubu partisinin neredeyse yedinci oku haline getirmiş olması. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu attığı tweet Özgür Özel'i uyaran diyelim ki tweet aslında bunu tıpkı benim yaptığım gibi sen de devam ettirmelisin diyor. Yani sen de yine Erdoğan karşıtlığını Cumhuriyet Halk Partisi'nin yegane gıdası, yegane siyaset yapma biçimi olarak devam ettirmelisin. Bunu sosyal medyadan paylaşmasının da ayrı bir mesajı olsa gerek. Kuşkusuz. Yani bu tabii ki hani bir tarafı, bu paylaşımın bir tarafı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki bir yaklaşım. Onun da kendi içlerinde değerlendirmeleri gerekir diye düşünüyorum. Bir hazımsızlık da var kuşkusuz ama biz ne zaman ki gerçekten böyle manzaralar görüyoruz, hem vatandaş olarak hem biz gazeteciler olarak diğer siyaset yapıcılar da aslında böyle altını çiziyoruz, oturup konuşuyoruz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var diyoruz. Demek ki bugüne kadar buna dair bir eksiklik var. Hani bunu neden ne neden olduğu sorusunu bence gerçekten hakkaniyetle sormak lazım. Ben 2014'ten hatta daha da öncesinden bu yana Türkiye'de hani özellikle Cumhurbaşkanı karşıtlığı üzerinden seni başkan yaptırmayacağız. İçeride ve dışarıda da hatırlayacaksınız. Yani biz dünya kadar seçim yaşadık. Bugün işte pek çok kişi işte AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerisinde düştü. Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu. Yani bir sevinç var. Kutlamak sonuna kadar haklarıdır. Ama hala %30'un üzerinde oy alan bir partiden söz ediyoruz. Bu şeytanlaştırma sürecinde de defalarca milletten onay almış bir liderden ve bir siyasi partiden söz ediyoruz. Bütün bu süreç gerçekten Türkiye'de eleştiriyle hakaretin yer değiştirdiği ve giderek aslında Türkiye düşmanı oldukları çok net açık aktörlerin bile siyaset sahasına buyur edildikleri söylemlerinin ana akım medyada gösterildiği bir zemin oluşturuldu. Şimdi böyle bir zeminde siz devleti temsil eden en yüksek makam olarak Cumhurbaşkanı'nın kendi isminden bağımsız olarak temsil ettiği makam itibariyle gerçekten kaldırmaması gereken sözler sarf edildi, yazılar yazıldı, demeçler verildi.
meclis kürsüsünden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Cumhurbaşkanı'na, hükümete, bakanlarına olmadık laflar etti. Bunlar siyasi müktesebat içerisinde edilebilecek eleştirilerin çok fevkinde şeylerdi. Yani en basitinden şunu söyleyeyim size. Yani Türkiye DAEŞ'a sarin gazı sattı dediler yani. Ve bunu meclis çatısı altında söyleyip türlü yurt dışındaki gazetelere meclis çatısı altında söylenmiş olması hasebiyle de sanki referans değeri varmış gibi servis edildi. Dolayısıyla böyle bir dönemden geçtik ve böyle bir dönemde yumruklar sıkılmış, tokalaşmanın zor olduğu bir atmosfer vardı. Şimdi o süreci gerçekten hani geçirdik diye düşünüyorum. İnşallah da öyledir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani yeni genel başkan Özgür Özel'in partisinin işte kazandığı başarı diyelim ki bu bir rahatlatıcı şey bence onda. Bir tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlere giderken hani bunun son seçimi olduğunu söylemesi, anayasal düzende de Cumhurbaşkanımız yeni sisteme geçtikten sonra ikinci kez biliyorsunuz 2023'te Cumhurbaşkanı adayı oldu ve ikinci turda seçimi kazandı. Dolayısıyla o da bence orada bir relakslık yaratmış, bir rahatlama yaratmış ama ben bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle fokuslanıp baktığınızda Özgür Özel'in Mansur Yavaş ama daha ziyade de Ekrem İmamoğlu karşısında liderliğinin, genel başkanlığının sorgulandığı, işte eş başkan, emanetçi başkan gibi yakıştırmaların yapıldığı, kampanya sürecinde de buna imkan verecek manzaraların oluştuğu bir vasat vardı biliyorsunuz. Yani İstanbul'daki seçimlere neredeyse hiç dahil edilmedi. Aday belirlenirken pek dikkate alınmadı. Bütün bunlar hani hem milletin hem gazetecilerin gözünden kaçan şeyler olmadı. Ve Türkiye siyasetinde hakikaten Erdoğan'ın muhatap aldığı kişi siyasi olarak aktörleşiyor. Ben Özgür Özel'in bu hani yapılacak olan görüşmenin çay içme, müzakere, işte yeni anayasa ile ilgili ne konuşulacaksa artık onları da ayrıca belki konuşacağız bu program çerçevesinde. Bütün bu sürecin Özgür Özel'in de ziyadesiyle aslında arzuladığı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani sadece işte bundan sonraki siyaset yapma biçimimiz adına bir fotoğraf vermek değil, kendi genel başkanlığını da bence tahkim edecek bir şey, görüşme nazarıyla bakıyor olabilir bu yeni iletişim biçimine. Bıraktığınız yerde tam hazır bir sorum vardı. Oradan Turgay Hocam'a bu soruyu yönelteceğim. Yani kendi gücünü tahkim etmek. Evet, yani Sayın Özel'in CHP içindeki, partisi içindeki gücünü pekiştirmek adına bu görüntüyle beraber başka hangi adımları atması bekleniyor? Bu o bağlamda bilinçli bir tercih mi? Şimdi bir çerçeve çizerek o sorunuzun cevabını vermek isterim. Esasen seçim sattım hali döneminde görece kutuplaşmanın olduğu ki bu kutuplaşmanın da kontrollü bir biçimde gerçekleştiği, siyasi tarafların birbirlerini ve seçmen kitleyi ikna etmek için çeşitli motivasyonlarla siyasal iletişim pratikleri yaptığına tanık olduk. Fakat her seçim sonrasında da aslında tırnak içerisinde bir normalleşme çabası bütün siyasi partilerin ve bütün seçmenin aslında beklentisi. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle seçim sonrası yaptığı tartışmada vurgu yaptığı en önemli meselelerden bir tanesi önümüzdeki 4 yıl içerisinde seçim olmayacak. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2018'den bu yana realize edildiği bir dönemde bu hükümet sistemiyle birlikte yürütmede işlevsel bir model ortaya koyuldu ve bugün seçim sonuçları itibariyle AK Parti kendi mesajını aldı, yoluna devam edecek. Dolayısıyla siyasi istikrar açısından bir problem yok mesajı. Sayın Mehmet Şimşek de özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve yurt dışında katıldığı muhtelif toplantılarda yine önümüzdeki 4 yıl seçim olmayacağı vurgusunu ısrarla ifade ediyor, altını çize çize. Bu aslında şunu gösteriyor. Seçimdeki sonuçların özellikle ekonomik gerekçelerle ortaya çıkardığı tabloyu AK Parti iktidarı gündem dışı bıraktığında, enflasyonla ilgili beklentileri gerçekleştirdiğinde, satın alma paritelerinde iyileşme yarattığında siyasi istikrarı tahkim eden, güçlendiren bir ekonomik istikrar modeli de ortaya koyacaktır. Şimdi bu açıdan baktığımızda
hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem AK Parti'nin hem de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın ortaya koyduğu performans siyasetin normalleşmesi açısından önemli. Burada sizin sorunuzda Özgür Özel'le ilgili beklentiye baktığımızda o da oldukça rasyonel bir politika izliyor ve kendisine soru sorulduğunda artık bir grup başkan vekili gibi değil, yerel seçimlerden görece başarıyla çıkmış bir muhalefet lideri olarak hareket ediyor. Yani devlet başkanı olarak Cumhurbaşkanı'nın konumunu biliyor, bu konuma yönelik hareket ediyor, muhataplık ilişkisinde bunu gözetiyor ve özellikle dış politikayla ilgili karar alma süreçlerinde doğrudan Türkiye'nin çıkarına olacak bir pozisyon takınacağının da işaretlerini veriyor. Şimdi bu çerçeve üzerinden baktığımızda aslında önümüzdeki en temel mesele ekonomik istikrar, siyasi istikrarın ekonomik istikrarla güçlendirilmesi ve buna ek olarak dış politikada ortaya çıkabilecek kritik başlıklarda muhalefetin nasıl pozisyon alacağı. Bununla ilgili bir öngörü de bulunuyor Sayın Özgür Özel. Ve bugün baktığımızda aslında bu rasyonel politikanın bir amacı var kuşkusuz. O da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 50+1'in varlığı devam ettiği müddetçe herhangi bir parti yürütmeye talipse ve Cumhurbaşkanlığına talipse 50+1 ve üzerindeki kapsayıcı modeli benimsemesi ve bütün geniş toplumsal kesimlere hitap etmesi gerekiyor. Bu anlamda artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bence daha ihtiyatlı bir politikayla kapsayıcı bir model inşa etme sürecine tanık olacağız. Fakat Özgür Özel'in seçim öncesi tartışmalarda ve sonrasında değişimle ilgili ortaya çıkan tabloda muhatap olduğu İmamoğlu ve Özgür Özel çatışmasında, yani liderin, genel başkanın kim olduğu sorularını sorduran birçok göstergenin bugün aşılmaya çalışıldığı bir tabloda ortaya çıkacaktır. Yani Özgür Özel bir anlamda kendi genel başkanlığını tahkim edecek bir siyaset izleyecektir. Özellikle bizim bunu gözlemleyebileceğimiz temel alanlardan bir tanesi de yeni anayasa tartışmaları. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Türkiye'nin milli güvenliği, dış politikası ve içeride özellikle hukuki tartışmalarda revize edilmesi gereken bazı konu başlıklarında nasıl tutum alacağı meselesi de yine büyük önem arz edecek. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun müzakere mi, mücadele mi sorusunu sorduran ve aslında bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve devamındaki kazanımları tırnak içerisinde bir problem olarak gören anlayışın bugün Cumhuriyet Halk Partisi tarafından benimsenmediğini görüyoruz. Elbette taç giyen baş akıllanır derler. Bugün Özgür Özel'in performansı seçimler öncesindeki grup başkan vekili performansıyla bir değil. Dolayısıyla bir genel başkanın ya da Türkiye'de 2028'e talip olacak bir muhalefetin genel başkanı olarak ortaya koyduğu performans o anlamda rasyonel. Müzakereyi önceleyen, çatışmayı bir anlamda paranteze alan bir politika. Bu politika ne kadar sürdürülebilir? Ya da bu az önce ifade ettiğim iç politika ve dış politikadaki kritik başlıklarda nasıl bir performans gösterir? Bence bunu gözlemlediğimiz sürece daha iyi değerlendireceğiz. Onun için görseller üzerinden bugün mecliste oluşan tabloya baktığımızda Türkiye'nin geleceği açısından evet bu görsel önemli bir işaret. Fakat bu kritik başlıklarda özellikle dış politikadaki konularda Cumhuriyet Halk Partisi 14 Mayıs öncesindeki gibi bir pozisyon alacak yoksa vaat ettiği gibi çıkarları gözeten bir pozisyon mu alacak? Savunma sanayinde işte mesela Karabağ'da gözlemlediğimiz ya da Irak'taki operasyonlar, tezkere süreci gibi muhtelif konularda tartışma yaratan çıkışlar bugün Cumhuriyet Halk Partisi tarafından sergilenecek mi? Esas soru işareti bu. Birinci meclis vurgusu da önemliydi Alabarda'nın. Birinci meclis koşulları evet Türkiye'nin bir kurtuluş mücadelesinin sergilendiği ve farklı seslerin maksimum seviyede temsil edildiği bir meclis düzenidir. Umulur ki böyle bir ortamda Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren konularda en azından temel meselelerde bir mutabakat zemini inşa edilebilir. Ben şimdi buradan aslında hepsinin temeli olan yeni anayasa çalışmalarında bir bağlamak istiyorum açıkçası. Bir haberimiz var. Yani mecliste yeni anayasa çalışmaları için görüşme trafiği önümüzdeki hafta başlıyor. Siyasi parti gruplarıyla AK Partili kurmaylar
tabii ki önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş görüşmeler yapacak. Nasıl bir süreç bizi bekliyor olacak bir izleyelim. Sonra üzerine bir önceki konuyla birlikte bakacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni anayasa mesaisi önümüzdeki hafta resmiyet kazanacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un salı ve perşembe günü siyasi partilerin genel başkanlarıyla ayrı ayrı görüşme yapması bekleniyor. Mecliste grubu bulunan siyasi partiler de hazırlıklarına başladı. Görüşmelerde öncelikli olarak yeni anayasadan beklentiler meclis başkanına iletilecek. Partiler kırmızı çizgilerini anlatacak, kendi yaptıkları anayasa çalışmaları konusunda Meclis Başkanı Kurtulmuş'a bilgi verecek. CHP ve İyi Parti bu aşamada parlamenter sisteme geçiş taleplerini hatırlatacak. Hak ve özgürlükler için hazırladıkları raporları sunacak. CHP yeni anayasa konusunda henüz desteğini açıklamadı. MHP'de daha önce hazırladığı 100 maddelik teklif metnini müzakereye açacak. DEVA, Gelecek'le Saadet Partilerinin ise yeni anayasa için Cumhur İttifakı'yla uzlaşıya açık olduğu belirtiliyor. Mecliste tam uzlaşıyla yeni anayasanın kabulü için 400 oy gerekiyor. Referandum içinse 360 oy yeterli. Bu nedenle partiler arasında uzlaşı büyük önem taşıyor. Kurtulmuş'un genel başkanlarla görüşmesi sonrasında süreci AK Parti'nin hukukçu kurmayları yürütecek. Görüşmelerde her siyasi partiden yeni anayasada öngördükleri başlıklar talep edilecek. Bunun için partilere 3 aylık bir hazırlık süresi verilmesi planlanıyor. Sonrasındaysa üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları da sürece dahil olacak. Evet, anayasa çalışmaları böyle olacak. Süreci izledik. Sayın Alabar'da şimdi Turgay Hocam, Doçent Doktor Turgay Yerlikaya şunu söyledi. Devlet Başkanı olarak Cumhurbaşkanı'nın konumunu iyi biliyor dedi. Özgür Özel açısından, yani rasyonel bir bakış açısına sahip olduğu görünüyor dedi Turgay Hocam. Asgari müşterekler ve yeni anayasa çalışmaları önümüzdeki 4 yıl normal olarak baktığımızda seçimsiz bir süreç var. Yeni anayasa çalışmalarında gözle görülür, dişe dokunur bir çalışma ilerleme kaydedilebilir mi? Aslında olmaması için bir sebep yok. Çünkü daha öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ittifak içinde kalmış olduğu birçok madde uzlaşı sağlanmıştı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Dolayısıyla bugüne kadar uzlaşı sağlanan birçok madde en azından bu konuyla ilgili bir başlangıç noktası olarak kabul edilebilir. Yani bundan hafızam beni yanıltmıyorsa 3 ya da 4 yıl önce bu konuda kapsamlı tartışmalar yapılmış, geniş boyutuyla konu ele alınmış. Fakat daha sonrasında bu iş gündemden kaldırılmıştı. Türkiye'nin tabii ki anayasa yapma süreçleri 1960 askeri darbesi ve sonrasında oluşturulmuş kendilerine yüksek mahkeme diyen alçak mahkeme, hatta çukur mahkemedeki ortaya koyulmuş olunan acılıklar ve başbakanın şehit edilmesi sonrasında ceketin ve gömleğin düğmeleri ters bağlandı. Biz 1960 yılından bu yana istisnasız bir şekilde darbe mahsulü bir anayasa sayesinde yürütülüyoruz. İşte en son anayasada 1982 yılında ortaya koyulmuş olunan 82 darbe mahsulü bir anayasa. Fakat bu anayasanın içerisinde artık yamalı bohça gibi öyle çok değişiklikler yapıldı ki yeni Türkiye eğer yüzyılı ortaya koyulacaksa ve bu Türkiye yüzyılı projesi muhalefette dahil olmak üzere herkes tarafından kabul edilebilen paylaşılmış bir vizyon ise bu anayasanın bu Türkiye'yi o vizyona taşımayacağı mukadderat. Neden? Çünkü anayasalar ülkelere, toplumlara hem toplumsal uzlaşıyı sağlamış, ortak bir mutabakat çerçevesinde bir araya gelmiş, konsensusa dayalı bir ülke olma noktasında çok önemli katkılar sunar. Anayasa bu anlamda önemlidir. Fakat bizdeki hukuk tekniğiyle kazuistik dedikleri artık sabah kaçta kalkıp akşam kaçta yatacağımızı dahi anayasa maddesi haline getirecek şekilde detaylı, kapsamlı, hatta bazı yerlerde de metin anlamında anlaşılması oldukça güç bir Türkçe ile yazılmış bir oran aldı kaçtı anayasasıyla yaşıyoruz biz. Türkiye'nin bu anayasayla
İşte bu söylemiş olduğum 21. yüzyılın vizyoner Türkiye yüzyılına gitmesi mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koymuş olduğu esas bununla alakalı. İşte mesela biraz önce ya artık sağ sol mu kaldı, gelin el ele kol kola falan gibi güzel söylemler var ya. İşte bu anayasayı yapmaya kalktığınızda farklı söylemler ortaya çıkıyor. İşte ama uzlaşıyı bu farklılıklara rağmen sağladığınızda onun adı anayasa oluyor zaten. Dolayısıyla bu anayasanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi dünya tasavvuru çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, İyi Parti'nin, mecliste grubu olan hülasa bütün partilerin kendi perspektiflerinden, kendi zaviyelerinden eklemek isteyecekleri, çıkarmak isteyecekleri şeyler olacaktır. Anayasa söz konusu olunca burada tabii ki çok büyük sıkıntılı hususlar ortaya çıkabiliyor ama biraz önce de söylediğim gibi en azından uzlaşı sağlanmış maddeler bir temel olarak alınır ve gelecekteki büyük Türkiye vizyonu herkes tarafından içselleştirilirse kuşkusuz ben anayasa anlamında önemli kazanımlar elde edilebileceğini düşünüyorum. Ama ben bir hukukçu değilim fakat Türkiye'deki çatışma kültürünü yarım asırdan bu yana bizzat yaşayarak şahit olmuş birisi olarak söylüyorum ki Türkiye'de anayasa yapmanın o kadar kolay olmadığını söylemek isterim. Çünkü anayasa üzerinden birçok vesayetçi kazanım elde edenlerin hala bu toplumda son derece diri olarak varlıklarını sürdürdüklerini biliyorum. Daha şunun şurası birkaç yıl evvel, 2 yıl evvel siz hele AK Parti'yi düşürün biz yargı olarak yapılması gerekenleri yapmaya hazırız dediği iddia edilen bir takım yargı mensuplarını televizyonda bir asker eskisi tarafından löpbedek söylendiğine şahitlik ettik. Ha şimdi böyleyse o zaman şunu anlamamız lazım gelir ki bu ülkede evet iyi niyetler, temenniler, bu fotoğraflardan çok şey çıkartan ve optimist olarak bu olaylara bakan, iyimser bakan insanlar olduğu gibi ah ah nerede o eski güzel günler şeklinde o vesayetçi günlere özlem duyan bir kafanın olduğunu da unutmamak lazım. Şimdi bu realite, bu hakikat bu anlamda masamızın üzerinde bir kor ateş gibi duruyorsa ben durduğunu iddia ediyorum. Türkiye'de anayasa yapmanın da o kadar kolay olmayacağını kabullenerek işe başlamak lazım. Güzel oldu bu. Eyvallah. Neden? Çünkü bir şekilde toplumun her bir kesiminin diğer bir kesime ithafen bu toplumda giderek artan bir kutuplaşma var olduğunu dillendirdiği bir ortamda çatışma kültürü değil mi? Tabii. Ya da şöyle de diyebiliriz bu ülkede en son olağanüstü durumlardan sonra çıkarılmış bir anayasanın ilk olarak kabul edildiği gün dünyaya gelen bir bebek bugün 63 yaşında. 61 yılından beri tabii neler neler yaşandı ama hala bu mevzuyu çözemedik. Esas olan rızaya dayalı toplum yaratmaktır. Evet, zor ama çok mu zor? Anayasamızın biçimiyle de ilgili yani çok detaylı, teferruatlı bir anayasa yazma biçimimiz var. Bir de tabii ki Yusuf Bey'in söylediği şey çok önemli. Yani biz de ne yazık ki anayasa dediğiniz şey bir kesimin zihninde darbe olur ve sonra yapılır. Yani biliyorsunuz hala işte 60 darbesinden sonraki anayasa özgürlükçü anayasa diye alkışlanır. İşte Türkiye'deki solcu bir kesim işte zaten 27 Mayıs darbesini darbe saymaz. Hani başbakan ve bakanlar asılmasaydı iyiydi ama normalde iyi bir şey oldu yani darbe demeye imtina ederler. Bayram olarak kutlandı bir süre. Efendim? Bayram olarak tabii, kutlandı. Bravo. Keza zaten ondan sonra yapılan anayasa biliyorsunuz yani pek çok kurumla siyaseti de set çekmek üzere ihdas edilmiş bir anayasa olmasına rağmen bunlar özgürlükçü anayasa, bu özgürlükçü anayasa olarak alkışlandı. 82 anayasası ise işte sol kesimi derdest etti diye tükaka edildi. Şimdi son tahlilde evet yani yamalı bohçaya dönüştürülmüş bir anayasa ama tabii ki 82'de kabul edildiği gibi olmayan bir anayasamız var. Pek çok yönüyle çok daha gelişkin hale getirilmiş ve günümüze uyarlanmış diyelim. Yani o günkü gibi özgürlüklerin zapturapt altına alındığı bir anayasa olarak bakamayız 82 anayasasına ama ben
biraz AK Parti'nin iktidara geldiği günden bugüne teşkil edilmiş meclislerde bir anayasa yapma gayreti hep oldu. Biraz oraya dönüp bakmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o tecrübe de çok değerli bir tecrübe. Hatırlayacaksınız 2007'de biliyorsunuz AK Parti'yi kapatılma davasına götüren bir çaba idi AK Parti'nin anayasa yapma çabası. Oldukça yetkin isimlerden ihdas edilmiş bir komisyon oluşturulmuştu. Çok uzun süre çalışıldı, çok büyük emek verildi. Ama işte az kalsın parti kapatılıyordu. Çünkü işte AK Parti zihniyeti tırnak içerisinde yeni bir anayasa yapamaz. Böyle bir şey postüle halinde kabul edilmişti. Daha sonraki süreçte tekrar anayasa yapma girişiminde bulundu AK Parti. Hatta yani meclisteki bütün partilerin yani %10 alan partinin de %35 alan partinin de %40 alan partinin de eşit üye verdiği bir komisyon teşkil edildi. Ve çok uzun süre çok büyük bir emek sarf edildi o komisyonda. Yusuf Bey muhtemelen ondan bahsediyor. Pek çok maddede de uzlaşıldı. Evet. Ama o zaman işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok katı şeyi vardı. İşte başkanlık sistemi zinhar gelmesin madde olarak diye. Yani orada da mesela işte daha yapıcı bir tutum sergileyebilirdi ve belki başkanlık sistemine şu haliyle yani bir anayasa paketiyle gündeme gelen haliyle yaptığı itirazları izale edebilirdi, sürece katılabilseydi ve bir anayasa olarak bu tam teşekkül bir şekilde bir anayasa değişikliği olarak geçebilseydi. Bunu istemedi çünkü AK Parti'nin anayasa yapmasını, böyle yeni bir anayasaya ön ayak olmasını Cumhuriyet Halk Partisi kesinlikle istemedi. Ben bu süreçte de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin ön ayak olduğu bir müstakil yeni bir anayasa, Türkiye'nin ikinci yüzyılına AK Parti'nin ön ayak olması suretiyle yapılacak bir anayasaya rıza göstereceklerini doğrusu zannetmiyorum. Ama tabii Özgür Özel ve hani CHP görece başarı kazanmış bir süreçte daha az hırçın ve bence Kemal Kılıçdaroğlu döneminden de biraz kendini ayrıştırma ihtiyacı hissederek daha farklı bir tutum sergileyebilir. Ama ben hani şunu da hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. İbrahim Kaboğlu başkanlığında biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile baş başa verip yeni bir anayasa için çalışıyorlardı. Dolayısıyla yani bütün ne vardı o yeni anayasanın içinde mesela hani hiç kamuoyuna da açıklanmadı. Bizler de merak ettik. O dönem çok da tartışıldı. Çünkü HDP'nin yeni anayasadan beklentisinin ne olduğunu da biliyoruz. Hatta şunu da ben hatırlatmakta fayda görüyorum. Başkanlık sistemine geçilirken ben pek çok Anadolu şehrine gittim o süreçte. Hatta böyle konuştuğumuzda bu konuyu vatandaştan gelen sorulardan birisi de şuydu. Diyorlardı ki bu yeni sistem, başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı sistemi işte HDP'yi güçlendirirse atıyorum işte Selahattin Demirtaş o dönem için. Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı olursa gibi kendi zaviyelerinden Türkiye'de bölücü bir siyasetin iktidara gelme ihtimalinin korkutuculuğuyla bir takım işte karşı tezler ileri sürüyorlardı. Bu tezlerin tek sebebi de aslında Cumhuriyet Halk Partisi o dönem başkanlık sistemine karşı çıkarken AK Parti bu sistemi Türkiye eyalet sistemine taşımak için getiriyor propagandası yapıyordu. Daha sonra ama HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi bir ortak anayasa üzerinde çalışmaya başladılar. Şimdi biz onu da merak ediyoruz. Acaba o zamanki anayasa, birlikte anayasa yapmaya çalışırken hangi konularda konsensüs sağlıyorlardı? Bir onlar da getirsinler. Ve şu anda yani 21 anayasasına, 21 meclisine benzetmek doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama belli ki çok parçalı ve bu parçalık bir yapı hani negatif anlamda değil ama çoğulluk anlamında zengin bir şey veriyor bize. Hani siyaset imkanı veriyor mevcut meclisimiz.
Bu meclisi şey yapalım o zaman, bir imkana çevirelim ve hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin 2023 seçimlerinden önce beyannameye de koyduğu, değil mi, Cumhurbaşkanlığı sistemini denedik bir dönem, bununla Türkiye'yi yönettik ve işte tıkandığı yerler, eksiği gediği, bu tecrübe de çok değerli bir tecrübe. Onunla ilgili bir revizyon da ihtiyacı varsa o da açığa çıkmıştır ki bunun da biliyoruz ki işte bir önceki Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında böyle bir komisyonun çalışması da vardı. Şu an önümüzde de 4 yıl var. Bu çok kıymetli bir 4 yıl. Ve yeni bir anayasa, meclisin uyumlu çalıştığı ve ortaya koyduğu yeni bir anayasa bence pek çok başka konuyu da pozitif etkileyecektir. Hani ekonomi gibi, hani çok farklı, ayrıksı gibi duracak pek çok konuyu da olumlu etkileyecektir. Hatta dış politikada şu an Türkiye'nin hani yürüttüğü, işte Cumhurbaşkanımız Irak'a gitti. Orada bir işte yol projesi var. Efendime söyleyeyim, savunma sanayinde Türkiye'nin verdiği fotoğraf, dışarıya verdiği fotoğrafı da tahkim edecek bir şeydir. Uyumlu çalışan bir meclis, muhalefetiyle, iktidarıyla yeni anayasa yapabilecek kadar uyumlu çalışan bir Türkiye görüntüsü pek çok ajandadaki pek çok konuyu olumlu etkileyecektir. Yani bir 21 meclisine benzeteceksek, 21 anayasasına benzeteceksek o zaviyeden benzetebiliriz elbette. Ama ben açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine Yusuf Bey'in dediği gibi siyasette 24, yani şu güzel fotoğrafların, sempatik duruşların ben hani böyle müstakilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin destek vereceği bir yeni anayasa sürecine girmesini çok da ihtimal dahilinde görmüyorum açıkçası. O zaman o son cümledeki ihtimal kelimesinden ben bir soru türeteyim. Yani yeni anayasa çıkar mı? Yeni anayasa bu meclis çıkarabilir mi sorusundan ziyade Turgay Hocam, bu uğurda verilecek mücadele dahi, yani yeni anayasa ortaya çıkarabilme, çerçevesini çizebilme ihtimali dahi, diyelim ki olmadı, başaramadık. Ama Turgay Hoca'dan önce bir cümlecik buyurun edebilir miyim? Buyurun, affına buyurun sığınarak. Bakın, bu meclis başörtülü bir vekilin kovulduğu bir meclisti. Yani şu 22 yılda, 23 yılda o kadar şey normalleşti ki aslında. Yani şimdi yapmayacaksak ne zaman yapacağız? Bir de bu zaviyeden bakmak lazım. Gerçekten bir sürü kompleksimizi, bir sürü travmamızı da iyileştirmemize yardımcı olabilir. Biraz da siyasetçiler hani böyle de bakabilseler keşke meseleye. Hani partilerin o yarattığı asabiyeyi, agresifliği kenara koyarak gerçekten bakın bir sürü başörtülü vekil var şu an mecliste. Hiç de bir şey olmuyor yani. Rejim falan da değiştiği yok. Hani kimsenin özgürlüğü de engellenmiş değil. Yani bunun için darbe yapılıyordu ülkede. Dolayısıyla hani bu iklimi gerçekten hani vatandaşa, hani giderseniz tekrar seçim olduğunda vatandaşın karşısına biz bunu başardık diyerek gidecek olan parti 2028'de de kendini avantajlı taşıyacak. Biraz da böyle bakılabilir diye düşünüyorum. Sormak istediğim tam da buydu. Yani başörtüsü meselesi hallolmuş bir mesele olarak, artık normalleşmiş bir mesele olarak örneğin önümüzde duruyor. Bu çalışma, bu çaba, bu samimiyet önümüzdeki 4 yılda örneğin iktidarıyla muhalefetiyle 85 milyonun hakikaten tamamını ilgilendiren konularda, ekonomiden dış politikaya, örneğin Doğu Akdeniz, Mavi Vatan, terörle mücadele, Kafkasya politikamız, değil mi, vesaire, Libya politikamız gibi meselelerde az evvel de bahsettiğim o asgari müşterekleri birlikte ele alabilme şansını doğurabilir mi? Şimdi tabii önemli bir soru bu. Az önce ifade ettiğim gibi %50+1'in aslında demokratik meşruiyet açısından en önemli tarafı, yürütmeye talip olan siyasi partilerin bu kapsayıcı alanı kendileri içerisinde değerlendirmesi ve bu kapsama alanının bütününe hitap edebilecek bir politika geliştirmesi. Şimdi yeni anayasa tartışmaları ile ilgili bence şekli ve içeriksel bağlam olarak ikiye ayırabiliriz. Şekli açıdan baktığımızda 1982 Anayasası'nın bir darbe anayasası olması doğrudan bu anayasanın ruhuyla ilgili tartışmaları da arttıran bir etmen. Şimdi bir darbe anayasasının 82'den bu yana farklı zaman dilimlerinde ufak değişikliklerle bir yamalı bohçaya dönüşme meselesi uzunca süredir tartışılıyor. Ve hem seçim öncelerinde hem de seçim sonrasında yeni bir anayasa mümkün olabilir mi tartışmasını bize yaptıran da aslında 82'den yana bu. Güçlü bir siyasi iradenin varlığında aslında bu kapsama alanı da genişletildiğinde bence yeni bir anayasa yapılabilir.
Şekli itibariyle ikinci tarafı çok anayasal tartışmalara boğmadan aslında gündemle ilgili maddelerde ve talep edilen hususlarda yapılacak yasal değişikliklerin de bir anayasal değişikliğe başvurmadan çok sarih, çok açık bir biçimde yapılması da mümkün. Şimdi içerik olarak baktığımızda da temel hak ve özgürlükler anlamında 2002'den bu yana aslında AK Parti'yi o kapsama alanı genişliğinde tutan ve iktidarda her geçen gün pozisyonunu tahkim eden unsurlardan bir tanesi ya da en önemli değişken o özgürlükler alanını, temel hak ve özgürlükler alanını bütün geniş toplumsal kesimlere teşmil etmesi. Yani bu özgürlükler alanından Kürtler, Aleviler, muhafazakarlar, dindarlar, azınlıklar gibi toplumun geniş katmanlarının faydalanıyor olması. Şimdi bu müzakere zemini inşa edilebilir mi sorusunu sorduğumuzda, evet, siyaseti görseller üzerinden yorumladığımızda burada neredeyse birkaç siyasi partinin dışında Türkiye'nin geleceğiyle ilgili olumlu, rasyonel düşünen bütün aktörlerin bu fotoğraf içerisinde yer aldığını görüyoruz. Fakat yeni anayasa gündeme geldiğinde, komisyon çalışmaları yapıldığında, içeriklerle ilgili tartışmalar ve başlıklar netleştiğinde bu pozisyonları daha net olarak değerlendireceğiz. Şimdi geçmiş dönem çalışmaları hatırlatıldı. Bu alanda çok ciddi mesafeler kat edilmesine rağmen, neredeyse son aşamaya gelinmesine rağmen bu aşamayı kimlerin inkıtaya uğrattığı tartışıldığında, evet, yeni bir anayasa müzakere zemininde yapılabilir mi sorusunun cevabına ilişkin soru işaretlerimiz artacak. Şimdi hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin müstakilen yaptığı bir anayasa çalışması var. Şimdi bunlar, ki AK Parti'nin de benzer bir çalışma içerisinde olduğunu biliyoruz, bütün siyasi partiler Türkiye'nin geleceğiyle ilişkili olarak bu anayasa tartışmaları gündeme geldiğinde kendi ajandalarını müzakere zemininde sürdürülebilir kılar ve bu tartışmayı temel hak ve özgürlükler düzleminde gerçekleştirirse buradan bir sonuç çıkar. Aksi takdirde 1982'den bu yana neredeyse 9-10 defa değişen, yüzün üzerinde bir madde değişikliği yapıldığı içerik olarak düşünüldüğünde bu yamalı bohça tartışmalarını ya da sıfatlandırmasını hak ediyor bu anayasa. Onun için en temelde aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratikleşme çıtasını yükseltmesi için içerikten bağımsız olarak bir darbe anayasasını sivilleştirmesi gerekiyor. Bunu yapamıyor olması aslında içeride bu konsensusun ne kadar sağlandığı ile ilgili de soru işaretlerini arttıracak. Bir diğer alan, işte Türkiye'nin özellikle yürütme anlamında elini güçlendiren temel meselelere ilişkin tartışma yapmanın da ben yeni anayasa bağlamında çok dile getirileceği kanaatindeyim. Özellikle bu sistem tartışmaları da yapılıyor. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışmalarının bir anlamda sistemin revizyonuna evrilip evrilmeyeceği de gündeme getiriliyor. Ama burada hükümetin özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi modelinin yürütmedeki bu alanı açtığı bu efektif sistemi de yeniden anlatacağı bir düzleme gireceğimiz kanaatindeyim. Onun için temel tartışmalarda bütün siyasi partilerin alacağı pozisyon konsensusun mu ya da çatışmanın mı ağır bastığını bize gösterecek. Peki, şimdi bir başka konuya geçeceğiz ama bu bir parantez olacak. Çok da önemli bir parantez. Belki de bir bakıma yakın siyasi tarihimizin en önemli klasik, kronik sorun değil ama başlıklarından biridir. Yani 1 Mayıs ve kutlamaların nerede nasıl olacağı mevzu yine gündemde. İstanbul Valisi Davut Gül Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmeyeceğini belirtti. Kutlamaların Taksim dışında belirlenecek bir alanda yapılacağını söyledi. Açıklamayı izleyeceğiz, sonra değerlendireceğiz. 1 Mayıs 2012 yılından itibaren Taksim'de kutlanmıyor. Dolayısıyla da Taksim bu anlamda sadece 1 Mayıs değil, bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Taksim'de bu yıl da 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmeyecek. Açıklamayı İstanbul Valisi Davut Gül yaptı. Kararı ilgili yerlere ilettiklerini ifade etti. Biz başta DİS, KESK ve benzeri kuruluşlar olmak üzere memur sen, hak iş, talep eden herkesle konuştuk. Taksim'de bu sene olmayacağını kendilerine izah ettik.
Vali Gül, 1 Mayıs'ın Taksim'in dışında bir alanda kutlanacağını belirtti. Yerin talepler doğrultusunda belirleneceğini söyledi. 1 Mayıs alanına hoş geldiniz. İstanbul'un herhangi bir yerinde, uygun gördükleri bir yerde karar verirlerse de bunun coşku içerisinde, günün anlamına uygun şekilde, coşku içerisinde, o demokrasi şenliği şeklinde kutlanması için üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Kendi aralarında istişare ediyorlar. 1 Mayıs kutlamalarının adresi bu hafta içinde belli olacak. Evet, açıklamalar böyle. Bu başlıkla birlikte bir kıymetli konuğumuz daha programımız dahilinde bize katıldılar. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin. Hoş geldiniz Tarkan Hocam. Hoş bulduk, sağ olun. Bu akşam size çalışma hayatının dinamiklerini sormayacağız. Çalışma hayatının en dinamik ve en köklü, değil mi? Az evvel benim de söylediğim gibi katılır mısınız bilmem. Konularından biri olan 1 Mayıs nerede nasıl kutlanacak mevzunu sizinle açmak istiyoruz aslında, konuşmak istiyoruz. Neden her sene bu tartışma gündeme geliyor Sayın Hocam? Yani bunun, bu tartışmaların gündeme getirilmesinin temel nedenlerinden birinin ben amacın üzüm yemek olmadığını ifade edebilirim. Çünkü emekçilere zaten sorduğunuzda Fatih Bey, ben bununla ilgili geçmişte iki saha araştırması yapmıştım. Bugün de geniş emek kesimlerinin aslında gündeminde 1 Mayıs'ın nerede kutlanacağından daha çok emekçilerin yaşadığı sorunların gündeme gelmesi, beklentilerinin ifade edilmesi ve var olan sorunlarının çözülmesi beklentisi. Oysa belli kesimler, yani biz şunu da düşünmeyelim, sanki bütün işçiler, bütün emekçiler böyleymiş gibi de düşünmeyelim. Türkiye'de 6 konfederasyon var, yani üye sayısı itibariyle büyük olan 3 işçi, 3 memur konfederasyonu var. Onlardan 4'ü Türkiye'nin her yerinde geçtiğimiz yıllardan itibaren 1 Mayıs'ı kutluyor. Mesela bu yıl Türk İş Bursa'da, Hak İş Kocaeli'de, Memur Sen Samsun'da, Kamu Sen İzmir'de meydanlarda kitlesel olarak 1 Mayıs'ı zaten kutluyor. Bu tartışmaları ortaya çıkaran genellikle DİSK ve KESK oluyor. Burada da hani bizim elbette bir sendikanın, konfederasyonun Taksim alanını talep etmesini tartışacak değiliz herhalde. Onların kendi kararlarıdır. Ama her dönemde biz emekçilerin taleplerini, beklentilerini konuşacakken Taksim Meydanı tartışmalarına odaklanıyoruz. Burada ben başka amaçların da aslında burada gözetildiğini düşünüyorum. Zira Türkiye'de bakın 2009 yılında Cumhurbaşkanımız 1 Mayıs'ı resmi tatil ilan ederek Türkiye'de büyük bir ezberi bozmuştur. Yani emek kesimine yakın olduğu iddia edilen partilerin gündemlerine almadıklarını, gerçekleştiremediği bir şeyi, 1 Mayıs'ın resmi tatil olmasını Sayın Cumhurbaşkanımız yapmıştır. Bugün Taksim'in yasaklandığına dair de bir takım şeyler söyleniyor ama şunu bilelim. Taksim 1 Mayıs 1977'de orada katledilen savcılık iddianamesine göre 34 emekçi kardeşimizi anmaya her zaman açık. Yani bugün de açık. Sınırlı sayıda katılımcılarla zaten her yıl oraya gitmek, emekçi kardeşlerimizi anmak mümkün. Yasak olan kitlesel kutlamalara, o da 2013 yılında başlayan orada inşaat çalışmaları nedeniyle bir kitlesel kutlama yasağı geldi. Dolayısıyla İstanbul'un başka mekanlarında da bunu kutlamak mümkün. Ben bu görüntüleri vererek Fatih Bey, aslında amaçlanan şu: Türkiye'yi yasakçı bir ülke, iktidarı yasakçı bir iktidar olarak gösterme niyetinden kaynaklandığını düşünüyorum. Ben yurt dışında sendika toplantılarına katıldığımda 1 Mayıs'ın 2009 yılında bu yasakçı dedikleri, 1 Mayıs'ın kutlanmasına izin vermedikleri hükümet tarafından resmi tatil ilan edildiğini söylediğimde muhataplarımız şaşırıyor. Yine Taksim'in 32 yıl aradan sonra kitlesel kutlamalara da 2010 yılında açıldığını söylediğimde de herkes şaşırıyor. Nitekim yani bugün bazı kesimler ve DİSK Taksim ısrarını yapıyorlar.
Taksim'de biliyor musunuz 80 öncesinde sadece 3 defa Taksim'de 1 Mayıs kutlanmış. 76'da başlamış, 77'de kanlı 1 Mayıs olayları gerçekleşmiş, 78'de bir daha kutlanmış. Onun dışında Fatih Bey 12 Eylül darbesine kadar zaten yasak gelmiş. 12 Eylül darbesinden sonra da 90'lı yıllara kadar rahmetli Özal'la birlikte kitlesel 1 Mayıs kutlamaları başlanmış. Ama DİSK hiçbir zaman bunu talep etmemiş. Hatta ilginç bir şey söyleyeceğim. 1990'lı yıllardan 2016 yılının sonuna kadar DİSK'in Taksim talebine rastlamıyoruz. Tek tek kayıtlarını ben çıkardım. Bakın yıllar itibariyle 91 yılından ta 2006 yılına kadar DİSK'in 1 Mayıs'ı nerede kutladıklarına dair bunu bir, hani yazılarımda da yazdım ben. İstanbul Saraçhane'de başlamış, Gazi Osman Paşa'da, Pendik'te, Kadıköy'de, Çağlayan'da, Abide Hürriyet Meydanı'nda, yine Çağlayan'da, Saraçhane'de, Kadıköy'de yıllar itibariyle bakın 91 yılından 2006 yılına kadar Taksim'in kutsallığı aklına gelmeyen DİSK'in nedense 2007'de kutsallığı aklına geliyor. Neden peki sizce? Nedeni şu, 2007'de Türkiye'nin en kritik cumhurbaşkanlığı seçimlerinden biri yaşanıyor. Danıştay saldırısı oluyor. 27 Nisan'da e-muhtıra oluyor. Cumhuriyet mitingleri oluyor. Ve 27 Nisan'dan 5-6 gün sonra 1 Mayıs ve bir anda Taksim Meydanı bizim için kutsaldır deyip bir ısrar ve inat başlıyor. Ben işte bütün bunların bugünkü Türkiye'den de belki hani ben alanım olduğu için yakın takip ediyorum. Uluslararası sendikacıları da davet ediyorlar oraya. Mesela bunlardan biri EPSU, uluslararası bir sendikanın genel sekreteri. PKK'ya açıktan destek veren bir adamdır. 1 Mayıs'ta Taksim'de olacağım diye bugün tweet atmış. Orada olacağım. Burada temel amaç şu. Yani başka alanda kutlamalara müsaade edildiği için bunları davet ederek ve Türkiye'de sanki baskı varmış, otoriter bir rejim varmış, 1 Mayıs kutlanmasına izin verilmiyormuş diye bir fotoğraf ortaya koymaya çalışıyorlar. Dolayısıyla geçmiş dönemde de örneğin geçen yıl da talep ettiler. Biliyorsunuz valilik bu tür eylem kararı alan ya da miting düzenleyen bütün sendikalar için geçerli bu. Müracaat ediyor. Valilik ya o talep ettikleri yerde ya da güvenlik gerekçesiyle başka bir yer gösteriyor. Nitekim bakın bu tartışmaları bugün diğer 4 konfederasyon müracaatlarını yaptılar. Kendilerine gösterilen yerde 1 Mayıs'ı kutluyorlar. Ve ben geçen yıl ondan önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye'nin barışçıl gösterilerle Türkiye'nin 81 ilinde 1 Mayıs'ın zaten anılması, kutlanmasına şahit oluyoruz. Burada temel amaç biraz da özellikle emekçilerin meseleleri ya da emekçilerin sorunlarını gündeme getirmekten ziyade bir başka amaç burada hedefleniyor. Ve geçmiş dönemlerde olduğu gibi burada da bugün Türkiye'nin kötü bir demokrasiye sahip olduğu fotoğrafını buradan vermeye çalışıyorlar. Ama dediğim gibi gerçek öyle değil. Türkiye'de 1923 İzmir İktisat Kongresi'nde işçilerin talebidir 1 Mayıs'ın resmi tatil edilmesi. Onu yapmak da Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip olmuştur. 2009 yılında aradan 86 yıl geçtikten sonra 1 Mayıs'ı resmi tatil yapmıştır. Yine 12 Eylül darbecilerinin yasakladığı 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına ilişkin 32 yıl aradan sonra 3 defa üst üste Taksim Meydanı'nda kutlanmasına da yine Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti hükümetleri döneminde bu gerçekleşmiştir. Bunları ben özellikle geniş emek kesimlerinin iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Bu tartışmalar daha çok marjinal gruplar bir de toplumun belli kesiminde yaşanıyor. Onun için dikkatli olmak lazım Fatih Bey. Şimdi 1 Mayıs çağrılarına bakıyorum ben. Son 15 gündür DHKPC terör örgütü, MLKP ve PKK terör örgütünün yayınlarına bakıyorum. 1 Mayıs'ın Taksim'e çağrılarını okuduğunda insan hakikaten endişeleniyor. Yani sanki oraya kitleleri bir savaş varmış gibi, savaşa çağırıyor gibi bir yaklaşım olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu sendikaların da bu anlamda o çağrıyı yaparken dikkat etmeleri lazım.
Zira bizim ülkemizde marjinal sol örgütler 1 Mayıs'ı her zaman ya da işçi eylemlerini her zaman kendi siyasi propagandalarını yapmak için bir araç olarak görürler. Geniş kitlelerin önüne geçip pankartlarını açtıklarında sanki o kitlenin arkasındaki binlerce insan onların destekçisiymiş gibi bir fotoğraf vermek isterler. O yüzden dikkatli olmak lazım. Zaten geçmiş dönemde de bu çatışma görüntüleri, kaos görüntülerine katılanlara baktığımızda bunların işçi, memur, emekçi olmadığını, daha çok belli örgütlerin, özellikle marjinal sol örgütlerin mensupları olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan ben hani 1 Mayıs'ın sağduyuyla çalışanların taleplerinin dillendirildiği, emekçilerin sorunlarının konuşulduğu bir gün haline getirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu anlamda herkese sorumluluk düşüyor. Tekrar ediyorum, yani bir sendikanın kararını biz vermeyiz. Onlar kendi kararlarını elbette Taksim'de diyebilirler, başka bir yerde diyebilirler. Ama valiliklerde kendilerine gelen bilgiler, çeşitli bir takım provokasyonlara karşı bilgileri değerlendirip bazen başka yer gösterebilirler. Dolayısıyla bunu değerlendirecek olanlar da Taksim konusunda ısrar eden sendikalar olacaktır. Tarkan Hocam çok güzel özetledi aslında, değil mi? Yani nerede, nasıl, niçin, kim sorularının, yani 5N1K'nın hepsini aslında bizim için özetlediğiniz güzel bir çerçeve oldu. Ve kıymetli konuklarımdan da hocama veda etmeden önce bir yorum almak istiyorum. Sonra son söz vereceğim kendisine. Hocam şimdi Star Açık Görüş'te biz her 1 Mayıs'ta değil mi? Yani bu işçi bayramı meselesinin sembolik anlamı kuşkusuz var. İşte Taksim meselesine hamledilen işte 77'deki kanlı pazar vesaire falan, hani bunlar da önemli. Ama bir taraftan da hakikaten işçi namına ne ifade ediyor bunlar? Ve bu kadar bunun altını çizerken Türkiye'de, Türkiye solu neden işçilerin işte gönlüne giremedi bunca zaman? Belki hani buraya da biraz konuşmak gerekiyor. Bir de hani Kazancı Yokuşu'ndaki o hadise, işte orada vatandaşların sıkışarak ölmesi vesaire. Hani orada da aslında hani bir gövde gösterisi ama bir taraftan da sol örgütlerin birbirlerine de karşı bir gövde, evet, gösterisi değil mi? Yani onlar kendi aralarında da bir hesaplaşma, kendi aralarında da bir gövde gösterisi. Aslında hani söz konusu o yani acı hadisenin yaşanmasının zemininde de böyle bir şey var. Hani onu da belki hatırlatmak lazım. Yani sanki işte 77'deki 1 Mayıs'taki ölümlü hadise ile ilgili bir sürü spekülatif şey anlatılıyor. Yok işte keskin nişancılar işte çıkmış vurmuşlar vesaire gibi. Aslında onun altında da hani o günü iki sol fraksiyonun birbiriyle hesaplaşması adına kullandığı bir zemin olarak algıladılar. Ve bugün de aslında Türkiye'de işte sendikalar ve işte bir takım sol örgütler 1 Mayıs'ı bir tür propaganda aracı olarak görüyorlar. Ben hani Gezi kalkışması, Gezi protestosu, artık herkes kendi zaviyesinden adlandırıyor. O günkü fotoğrafa bakarak da aslında hani bir değerlendirme yapılabileceğini düşünüyorum. Yani biz gazeteci olarak gidip gördüğümüzde gerçekten gözlerimize inanamamıştık. Yani ne kadar illegal eli silahlı örgüt varsa duvarlarda flamaları, işte bugün AKM değil mi, hani İstanbul'un çok güzel bir işte kültür merkezi olarak hizmet veriyor yenilenmiş haliyle. Onun üzeri terör örgütlerinin flamalarıyla doluydu. Taksim Meydanı'nın bütün kaldırım taşları döşenmiş ve barikatlar oluşturulmuştu. Şimdi böyle o süreci de sanki orada bir takım insanların demokratik bir hani gösteri hakkı engellendi gibi algılamak da hakikaten şey, yani hani göz gördüğümüz şeylere inanmamızın önüne geçen bir şey.
Taksim o günde neredeyse kuşatılmak suretiyle teslim alınmak istendi ve bu böyle çok absürt duruyor ama maalesef sol geleneğin tırnak içinde eylemselliği içerisinde son derece normal görülen, hatta bir başarı olarak alkışlanan bir eylem biçimi. Dolayısıyla hani mülki idarenin Taksim'i bu tür provokasyonlara kapalı hale getirmesi bir tarafıyla da gayet anlaşılabilir. Çünkü sonuç olarak kent hakkı, evet protesto hakkı vesaire diyoruz ama ortak kullanım alanları sadece protesto değil, aynı zamanda bütün şehrin insanların da ortak kullandığı bir alan. Bunu hesaba da katmak gerekiyor kanımca. Peki. Ben kısa bir yorum alayım. Peki. Şimdi tabii ki eski Sovyet bloğuna uydu şeklinde yaşayan ülkelerden birinde bir 1 Mayıs sabahına uyandığımda işte son derece güzel şenliklerin yapıldığı, piknik alanlarının açıldığı falan böyle inanılmaz güzel bir sabaha uyandığımda şaşırmıştım. Yani çünkü tahayyülümde o zamanlar 20'li yaşlardayım. 1 Mayıs dendiğinde bizdeki olan olaylar bilindiği için yani dünyanın 1 Mayıs'ı kutlama şekli bizdekiyle alakası olan bir şey değil. Bu bir. İki. Tabii ki doktorların nasıl bayramı varsa, işte birçok meslek grubunun nasıl bayramı varsa, avukatlar günü varsa, işçi bayramının olması ve bu günün özel bir resmi tatile, biraz önce sevgili Tarkan söyledi, bu hüviyete kavuşturulması son derece kıymetli. Ama bir de değişen dünya var. Yani 70'li yılların işçi sınıfıyla 2024 yılındaki işçi sınıfı arasında da birçok farklılık oluştu. Dolayısıyla zaman içerisinde birçok şey değişmesine rağmen 1 Mayıs 1977'deki Taksim Meydanı'ndaki havayı bir şekilde yakalıyor olmak, böyle biraz nostalji yakalamak maksadıyla sanki bu iş zorlanıyor. Bir ikincisi de sevgili Tarkan'ın yine söylediği gibi, burada meydana gelebilecek bir kışkırtma vesayet mekanizmalarına kapı aralayabilir. Bakın 1 Mayıs 1977'de o zamanki ismiyle Intercontinental, bugünkü adıyla Marmara Oteli'nin çatısından ateş edildiği birçok kişi tarafından kabul edilmiş bir hakikat. Sonrasında da ezilme sonucu 28'i o insanların öldü, 5'i de mermi yoluyla öldü. Bunları niçin anlatıyorum? Bunlar 12 Eylül 1980'e giden kilometre taşlarını döşedi. Bu ülkede 77'de 80'e giden taşlar döşendi. 97'de 28 Şubat'a giden taşlar döşendi. 2016'nın 15 Temmuz'una giden taşlar döşendi. Şimdi bir insan da aynı delikten defalarca sokulmayı elbette kabul etmez. Bir şekilde müdahaleci, vesayetçi zihniyete alan açmamak açısından bu türden tedbirlerin alınmasını son derece kıymetli biliyorum. Ben bir şey daha eklemek istiyorum müsaadenizle. 2010 muydu? İlk kez yeniden Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs'ta kutlamalara, evet, açılması hadisesi. Şimdi doğru. Ben gazeteci olarak o gün oradaydım. İnanılmaz güzel bir kalabalık vardı. Son derece barışçı bir kutlama anı ve bir tür şey işte hasret diyelim ki yani. Ya şunun için hatırlatmak istedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönem başbakan olarak buna imkan sağladı. Daha önce de aslında Taksim kutlamalarını mümkün kılan 1 Mayıs'ın işte yasaklanmasının genelde sağ partiler değil mi? Evet, hani evet, buna imkan verenler de siz tarihi evet, daha iyi biliyorsunuz evet, kuşkusuz. Yani demek ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset yapma biçiminde böyle bir yasak nosyonu yok yani. Niye olsun hem yani? Niye olsun? Bunun arkasında başka bir şey olduğunu biz buradan çıkarsamamız gerekiyor. Yani çok güzel bir 1 Mayıs yapıldı arkasından ama işte Gezi aynı şey gibi 77'de gibi yani Taksim tekrar açıldı 76-77'de işte o acı olay yaşandı. Dolayısıyla bu güvenlik endişesi anlaşılabilir bir şey bir tarafıyla da. Yani siz bir insanı bu kararıyla yasakçı olarak etiketleyemezsiniz. Çünkü bir sene önce aynı kişi
o meydanı bu kutlamalara açmış. Açmış ve alkışlanmış. Neden alkışı almaya devam etmek istemesin? 3 yıl peş peşe Halime Hanım. Tek yani 2010'da ilk defa 32 yıl aradan sonra açıldı. 2011'de ve 2012'de de devam etti. 2013'te orada biliyorsunuz inşaat çalışmaları başladı. Bu tarih de çok kritik bir tarih değil mi? Yani biz elbette, 2012 ve 2013 itibariyle Türkiye'nin nasıl bir dar boğaza sokulmak istendiğini de biliyoruz. Dolayısıyla bu tarihi çakışma da bence çok anlamlı bir tarihi çakışma. Ve uluslararası sendikaların devrede olması da Halime Hanım bambaşka bir şey. Yine biz Star Açık Görüş'te buna dair uluslararası sendikaların Türkiye'ye dair planlarına dair çok şeyi orada yazmıştık. Ve gerçekten onların bu tür açıklamalarını görünce örneğin Türkiye'de emek meseleleriyle ilgilenmiyorlar. Örneğin Güney Afrika'da bir maden ocağında 34 kişinin polis tarafından öldürülmesiyle ilgilenmiyorlar. Çünkü oradaki maden ocağının sahipleri İngilizler olunca onlarla ilgilenmeyip işte Yunanistan'da, İspanya'da emekli maaşları düşürülünce onlarla ilgilenmiyorlar. Ama Türkiye'de bir anda otoriter bir devletle mücadele ettiklerini söylüyorlar. Ve özellikle uluslararası sendikalarda hakim olan yönetimler o gelişmiş devletlerin vatandaşları olduğu için Türkiye karşıtı politikaları kendi devletlerinin bir politikası olarak sendikalar yoluyla da yürütüyorlar. Bugün de aslında karşılaştığımız biraz da bu. Öz bir yorum çok sizden kısa, dolayı. Kısa değil, yani, öz. Burada tabii birinci mesele Taksim konusunda ısrar edenlerin işçilerin genelini temsil etmediği noktasındaki husus. Bunun altını ısrarla çizmek isterim. Diğeri de özellikle bu tip talep noktasında ortaya çıkan toplumsal hareketliliği maksimalist ve aşırı taleplerle marjinal bir konuma itmek. Bu Türkiye siyasi tarihinde 70'lerden bu yana hem öğrenci dinamikleri hem de farklı motivasyonlarla ortaya çıkan Gezi ve benzeri tırnak içerisinde özgürlükçü iddiasıyla ortaya çıkan toplumsal hareketlerin hafızamızdaki yerine baktığımızda aslında burada valiliğin yer gösterme suretiyle gösteri, protesto, yürüyüş gibi temel hak ve özgürlükler noktasında bir anayasal hak olarak savunula gelen bu meselenin çok da otoriterlik üzerinden tartışılmayacağı açık. Bu kadar diyorsunuz. Harika. O zaman Tarkan Hocam'a hakkını teslim ederek veda edelim. Yani hem bu stüdyolarda hem de her ortamda işçinin ve emekçinin hakkını bir şekilde dile getiren, taleplerini ileten, azami gayret gösteren Tarkan Hocamıza teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Keşke vaktimiz olsa birkaç önemli husus vardı Halime Hanım'ın, Yusuf Hoca'nın belirttiği. Sadece başlıklar halinde alayım onu. Evet. Şöyle 1 Mayıs'ta özellikle sağ muhafazakar hükümetler dedi. 1 Mayıs Osmanlı'da kutlanıp 1925 takrili sükür kanunuyla yasaklanan, rahmetli Menderes'le birlikte serbestleşen, 27 Mayıs darbesiyle yasaklanan, 12 Eylül darbecileri tarafından katmerleşen yasaklar Özal'la birlikte açılıyor ve nihayet Sayın Cumhurbaşkanımızın resmi tatil yapmasıyla bir bayram havasında kutlanıyor. Bir önemli nokta da Fatih Bey, 1 Mayıs alanları aslında biraz önce Halime Hanım'ın söylediği marjinal sol ya da sol sosyalist kesimlerin vesayetinden kurtulmuştur. Yani onların biraz da bu tartışmaları ortaya çıkarmaları yeniden bir mevzi elde etmektir. Yani daha önce hatta bunu çok sık bize söylüyorlar. Kızıl meydanları işte yeşile boyadılar diye ifade ediyorlar. Yani o sol sosyalist geleneğin vesayetinde olan alanlar, vesayetinde olan 1 Mayıs, vesayetinde olan emek hakları o vesayetten kurtulmuştur. Türkiye'de diğer vesayetten kurtulduğu gibi. Ben de bir cümleyle şöyle bir ek yaparak bu bölümü bitireyim. Rahmetli analım İdris Küçükömer'in Türkiye'de sol sağdır, sağ soldur sözünü buradan bir kez daha hatırlatalım. Benim değil, kendisinin sözü. Tartışma yaşıyorum sadece. Çok teşekkürler. Ben sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, şimdi artık saat 10'u 10 geçiyor neredeyse. Yepyeni bir başlığımız var. Amerika Birleşik Devletleri'ni yakından takip ediyoruz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversitelerde, Tuna Şanlı şimdi karşımızda, hemen arka planda az sonra ne anlatmak istediğimizi zaten gösteren bir tablo var. Filistin'e destek çığ gibi büyüyor. Hem de çok önemli, çok köklü
okullarda, ekollerde değil mi Tuna Şanlı? Devamını sen anlat istersen. Washington'dan merhaba Fatih. Burası Birleşik Devletler'in başkenti Washington. Ülkenin kurucularından ve ilk başkanının adını taşıyan ülkenin en saygın okullarından, üniversitelerinden biri. George Washington Üniversitesi'nin kampüsündeyiz. Amerika Birleşik Devletleri satında İsrail'in Gazze'ye saldırıları başladığı bu yana, günden bu yana üniversitelerde devam eden Filistin'e destek gösterileri özellikle son bir haftada ciddi şekilde artmış durumda. Batıda Kaliforniya eyaletinden doğuda New York'a, güneyde Texas'tan kuzeyde Massachusetts eyaletine, Harvard Üniversitesi'ne kadar birçok üniversitede Filistin'e destek İsrail'i protesto gösterileri düzenleniyor ve özellikle üniversiteler bunun merkezi olmuş durumda. Şimdi önce bulunduğumuz alanı size bir anlatalım. George Washington Üniversitesi'nin kampüsündeyiz. Mesut Durput şimdi size bu bölgede olan biteni gösterecek. Şimdi arka planda gördüğünüz çadırlardan bahsedelim önce. Bu çadırlar üniversite öğrencileri tarafından buraya kuruldu ki yalnız bu üniversitede değil. Başta New York'taki Columbia Üniversitesi ki olayların yayıldığı bir hafta önce üniversite orası. Birçok üniversitede bu çadırları görebiliyorsunuz. Bu çadırların amacı şu: İsrail'in Filistin'deki ablukası işgali sona erene kadar biz üniversite kampüslerini bırakmayacağız. Bu alanları bırakmayacağız. Bu çadırları burada tutmaya devam edeceğiz diyorlar. Tabii bunun dışında özellikle İsrail işgalini ve Gazze saldırılarını protesto etmenin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri yönetimi de, Biden yönetimi de protestolardan nasibini alıyor. Birleşik Devletler biliyorsun Fatih protesto kültürünün ve sivil haklar hareketinin merkezi. Birleşik Devletler aynı zamanda İsrail'in de en büyük destekçisi. Hal böyle olunca İsrail'i protesto gösterilerinin en yoğun yaşandığı yerde yine Birleşik Devletler oluyor. Şu an TRT Haber izleyicileri o protestolardan birine tanıklık ediyorlar. Başkent Washington'da George Washington Üniversitesi kampüsündeyiz. Burada yalnız George Washington Üniversitesi öğrencileri değil, Maryland ve Virginia'dan gelen, oradaki üniversitelerden gelen öğrenciler de Filistin'e destek veriyorlar. Ve yalnız Filistinliler değil, yalnız Müslümanlar da değil, Müslüman olmayanlar da burada Filistin'e destek veriyor. İsrail'i protesto ediyor, Amerikan yönetimini protesto ediyorlar. Özellikle vurguladıkları bir şey var Fatih. Antisemitizm değil diyor buradaki sloganlar. Yaptığımız destek gösterisinin antisemitizmle bir ilgisi yok. Biz Yahudi karşıtı değiliz diyorlar. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'i eleştirmenin antisemitizm olduğunu söyleyerek ateşle oynuyor biliyorsun aylardır. Tehlikeli bir oyun oynuyor. İşte buradaki protestocular diyor ki ısrarla, biz Yahudi karşıtı değiliz. Yahudi karşıtlığına karşıyız, antisemitizme karşıyız. Biz İsrail'in Gazze'ye saldırılarını, İsrail'i Filistin'e ablukasını, işgalini protesto ediyoruz diyorlar. Tabii yalnız öğrenciler de değil, onu da vurgulamam gerekiyor. Burada özellikle öğrencilere destek veren profesörlerin de yer aldığı öğretim üyeleri ve fakülte çalışanları da var. Şimdi Mesut Durput size o pankartı gösteriyor. Fakülte çalışanları Filistin için adalet istiyor diyor bu pankartta. Bu yayına başlamadan az önce burada bir insan zinciri vardı. Bulunduğumuz alanın çevresinde. Bu insan zinciri Filistin'e destek gösterisi düzenleyen öğrencileri polisin tutuklamasını önlemek içindi. İfade özgürlüğünün güvence altına alındığı anayasanın birinci ek maddesine atıfta bulunan fakülte çalışanları ve profesörler öğrencileri koruyorlar. Diyorlar ki bu bir ifade özgürlüğüdür. Gözaltına alamazsınız. Biz öğrencilerimizi koruyacağız. Çünkü Columbia Üniversitesi olsun, Texas Üniversitesi olsun polisle öğrenciler arasında arbede yaşandı. Polis bazı öğrencileri tutukladı. Tek yaptıkları İsrail'i protesto etmek olan, savaşı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek olan öğrencileri tutukladılar. Bazı üniversiteler uzaktan öğretime geçti. Amaçları bazı üniversiteler uzaktan öğretime geçti öğrencilerin kampüse gelmesini önlemek için. Yani aslında fikir özgürlüğünün güvence altına alındığı
anayasanın birinci ek maddesine pek de uygun olmayan adımlar atılıyor şu anda bazı üniversitelerde Amerika Birleşik Devletleri'nde. İşte fakülte çalışanları ve öğretim üyeleri de, aralarında profesörler de var. Buna tepki olarak öğrencilerini korumak için bulunduğumuz alanın çevresine bir insan zinciri çekmişlerdi. Bulunduğumuz alanda zaman zaman sloganlar atılıyor. Ateşkes çağrısında bulunuyor protestocular. Filistin'de özgürlük diyorlar. Biden yönetimini eleştiren sloganlar var. İsrail'e verdiği koşulsuz desteğe son vermesini istiyor buradaki protestocular. Ama özellikle şunu vurgulayarak bitirmemiz gerekiyor bence Fatih. Buradaki protestolar yalnız Filistinlilerce düzenlenmiyor. Yalnız Müslümanlar da değil, Müslüman olmayan gruplar da kalabalık gruplar halinde buradaki protestoya destek veriyor. Filistin'e destek, İsrail'i protesto gösterisi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerde önümüzdeki süreçte devam edecek görünüyor. Özellikle şunu da son olarak hatırlatmak gerekiyor. Bu yıl seçim yılı. Kasım ayında çok önemli bir başkanlık seçimi var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve bu protestolar Biden'a 5 Kasım'da sandık kurulacağını da hatırlatıyor ülkenin çeşitli yerlerinde. Dolayısıyla Biden'dan İsrail'e desteğe son vermemesi durumunda 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde bunun karşılığında tepkiyi göstereceklerini de belirtiyor buradaki protestocular. Washington'daki George Washington Üniversitesi'nde şu anda protesto devam ediyor. Ülke çapında da bu protestoların devam etmesini öngörüyoruz önümüzdeki süreçte. Fatih. Tam da buradan aslında devam edeceğiz. Tuna Şanlı hakikaten Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son durumu bizimle paylaşmış oldu. Bu arada Orsam Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan katıldılar programımıza. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İlk sözü de bu bağlamda size vereceğim ama ya şu görüntüye bakar mısınız? Bir hoca tutuklanıyor. Ne diyorsunuz Oytun Hocam? Başlayalım yani konuşmaya. Şimdi daha önce de biz buna benzer görüntülerden ziyade anlayışı paylaşmıştık aslında. Philadelphia Üniversitesi'nde değil mi? Bu Kasım ayındaydı. Harvard Üniversitesi'nde sizin paranızı biz veriyoruz dediler birileri. Sonra da bu şekilde görüntüler geliyor. Hatta Georgia değil mi? Georgia eyaletindeki Emory Üniversitesi'nde Filistin'e destek için gelen ekonomi profesörü hanımefendi Caroline Fohlin ve felsefe bölümü başkanı Noel McAli gözaltına alınıyor. Hem de kameralar önünde böyle hiç çok çekinmeden yani. Ne diyorsunuz? Şimdi tabii Orta Doğu'yu, İsrail-Filistin meselesini, uluslararası ilişkileri uzun yıllardır takip eden kişiler, gözlemleyen kişiler açısından yeni görüntüler. Yani uluslararası kamuoyunun Filistin meselesine bakışında özellikle bu son Gazze Savaşı sonrasında ciddi bir değişim var. Yani sadece şu anda izlemekte olduğumuz bu görüntüler değil, Gazze Savaşı başladığından bu yana Batı'da çok da alışık olmadığımız sahnelerle karşı karşıya kalıyoruz. Yani protestoların giderek artması, Batı kamuoyunda artan tepkiler, hükümetlere dönük eleştiriler, hükümetlerin uyguladığı politikalara dönük eleştiriler çok da şahit olmadığımız, alışık olmadığımız bir durumdu. Tabii bu tepkiler, kamuoyunda oluşan değişim hükümet politikalarına çok fazla yansımadı. İşin siyasi boyutunu belki birazdan konuşuruz ama yani Batı hükümetlerinin politikalarına baktığımızda başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere çok fazla bir değişim olmadığını, İsrail yanlısı tutumun devam ettiğini görüyoruz ama bu kamuoyundaki değişim şu anda vermiş olduğunuz bu görüntülerde ulaştığı nokta gerçekten çarpıcı. Bu üniversiteler insan haklarının, ifade özgürlüğünün öğrencilerine anlatıldığı kurumlar. Ve bu kurumlarda insanların politikaları eleştirmesinin bu şekilde güvenlik güçlerince karşılık bulması gerçekten çok çarpıcı. Hep şunu söyledik, Batı moral üstünlüğünü bu süreçte ciddi şekilde kaybetti. Yani hep Batı insan hakları demokrasinin savunucusu, koruyucusu olarak görülüyor, ifade ediliyordu. Kendini öyle lanse ediyordu.
özellikle Ukrayna Savaşı ile paralel bir şekilde Gazze Savaşı'nın yaşanması ve Batı'nın bu iki çatışma noktasında almış olduğu tutum gerçekten Batı'nın ahlak konusunda ortaya koyduğu tutumu göstermesi açısından çok çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Batı'nın bu anlamda moral üstünlüğünü kaybettiğini söylemek mümkün. Buradaki gösteriler tamamen barışçıl gösteriler. Hatta tutuklamaya gelen güvenlik birimlerinin de yani neden tutukluyoruz, burada tamamen barışçıl gösteriler yapılıyor diye üniversite yönetimini eleştirdiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada kamuoyunda, Batı kamuoyunda ciddi bir değişimle karşı karşıyayız. Tabii şöyle de bir değişim var. Geçmişte Batı'nın özellikle bilgi tekelini elinde tuttuğunu, bilginin nasıl yayılacağını kendisinin kontrol ettiği bir dönem vardı ama şu anda sosyal medyanın yaygınlaşması, Gazze'de yaşananların hemen anında insanların önüne düşüyor olması tabii bu kamuoyunun oluşmasında da çok etkili oldu diye düşünüyorum. Dolayısıyla ciddi bir değişim yaşanıyor. Ama tabii bu siyasete yansır mı? Hükümetlerin politikalarına yansır mı? Bu tabii ayrı bir soru. Bir de şunu söylemek lazım. Buradaki protestocular Biden'ı eleştiriyor ama muhtemelen büyük çoğunluğu da Amerika vatandaşları olanlar demokratları destekleyen kesim. Bu da tabii ilginç bir durum. Dolayısıyla önümüzdeki seçimlerde, Amerika'nın başkanlık seçimlerinde bu meselede önemli bir etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Yahudi düşmanı olmakla suçlanan öğrencilerin işte Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'a da tepkisi sert olmuş. Böyle bir haber de var. Tuna Şan da az önce paylaştı. Yani burada az sonra konuşacağız. Bu toplumsal bir kar topu mu yoksa kelebek etkisi mi diye bir soru sormak istiyorum aslında konuklarımıza. Öncesinde bir foto info yapacağız. Fotoğraflarla işi görmeye çalışacağız. Bir bakalım. Evet, Amerikan üniversitelerinden Filistin'e destek. Üniversite öğrencileri tabii. Yani bunun bir altyapısı, bir tabanı da var. Örneğin Siyonizm terörizmdir diyor. Bu son duruma göre değil mi Sayın Alabar'da bir suç sayılıyor artık değil mi? Siyonizm de artık, Siyonizmi eleştirmenin de tabii bir Yahudi düşmanlığı, antisemitizm. İhale'in bütün seçim kampanyası bunun üzerine yürüdü. Tabii. Ve bu da aslında bu 1, 2, 3, 4, 5 başlığın, 5 fotoğrafın ana teması buradaki polis şiddeti. Yani özgürlükler ülkesinde İsrail'i, İsrail'in katliam politikalarını, Siyonizmi, bakın Yahudi değil, İsrail'i ve Siyonizmi, onun politikalarını eleştiren, gösteri yapan öğrencilere polisin şiddetini de gösteren kareler bunlar. Bakar mısınız? Karga tulumba yerlerde öğrenciler, hepsinde o şekilde sert müdahale var. Oytun Hocam'ın da belirttiği gibi yaklaşan seçimler var. Ana başlıklardan biri olacak gibi duruyor. Şöyle baktığınız zaman da Kuzey Carolina Üniversitesi, New York Üniversitesi, Yale Üniversitesi, The New School, Emerson College, Harvard, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Tufts Üniversitesi, Columbia gibi. Yani Doğu Amerika'dan yani Batı Amerika'ya, evet, yani Atlantik Okyanusu'ndan Pasifik Okyanusu'na kadar bütün kıtaya yayılmış. Yerel bir mesele değil bu. Tabii değil. Değil. Ne dersiniz? Şöyle söyleyeyim, buraya birkaç şeyi not aldım. Özgürlükler ülkesi Amerika Birleşik Devletleri için kullanılan kavram olsa da Roma'daki özgürlükler ya da Antik Yunan'daki özgürlüklerden farkı aslında yoktur. Nedir o? Yani de Antik Yunan'daki sitede %10'una tekabül eden bir Yunanlı var. Geri kalan %90'ın seçme ve seçilme hakkı yok. Onlar köleler sistematiğini oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1960'lı yıllara kadar siyahi ile beyaz yan yana oturamadığını düşünürsek pek öyle de bir şeye benzemiyor. Yani ben Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite tedrisatı görmüş bir adam olarak üniversitelerin içerisindeki özgürlük ortamlarının son derece geniş olduğunu fakat hepsinin bir kırmızı çizgisi olduğunu ve bu kırmızı çizginin de antisemitizm üzerine kurgulandığını çok yakinen gördüm. Birçok yabancı öğrenciyi
Kaliforniya Üniversitesi'nden efendim mesela MIT'ye, oradan işte New York'taki üniversitelere kadar istisnasız o bölgelerdeki Holokost müzelerine götürürler ve o Holokost müzelerinin anı defterlerine bir şeyler yazmanızı falan sağlarlar. Şimdi bu perspektiften baktığımızda tabii ki antisemitizm bizim de başta inancımız gereği içimize sindirebileceğimiz bir şey değil. Yani insanların sırf Yahudi olmaları hasebiyle onlara kin, nefret, öfke duymamız, hatta onların yeryüzünden kaldırılmalarını falan savunmamız elbette doğru değil. Ama öyle bir antisemitizm örtüsü geliştirildi ki her türden vahşeti örtüyor, her türden soykırımı örtüyor, her türden ahlaksızlığı örtüyor. Ve siz bu konuyla ilgili ağzınızı açtığınızda sizi antisemit olmakla suçladılar. Şimdi baktılar bu yetmiyor. Çünkü ortada antisemitizmden ziyade Gazze'de kadın çoluk çocuk katleden bir devlet var. Ve bu devlet adeta devlet terörü diyebileceğimiz bir boyutta ilerletiyor ki devlet terörü denmesiyle ilgili hususa da bir girizgah yapayım. İsrail Defense Force dedikleri IDF, İrgun ve Haganah isimli iki terör örgütünün omurgası üzerine kurulmuştur. Teşkilat anlamında, yani hamaseten söylemiyorum. Tabii, tabii. Dolayısıyla da davranış kalıpları çoğu zaman adeta bir terör örgütünün davranış kalıbıdır. Yani siz yarın Suriye sınırında YPG üzerine bir teröristan projesi kurun. Onların da davranış kalıbı aynı IDF gibi. Zaten birbirine benzer projelerdir bunlar. Biri 2. Cihan Harbi'nin artık silahlarıyla beslendi. Öbürkünü Amerika getiriyor, besliyor. Şimdi konuyu çok fazla dağıtmayayım ama Amerikan kamuoyunda ve Amerika'daki üniversitelerde ısrarlı bir şekilde öğretilen ve Amerikan halkı nezdinde para eden 3-4 kavram vardır. Para eden derken değeri olan. Bunlardan bir tanesi ifade özgürlüğü. Anayasanın birinci maddesi dahi freedom of speech kavramıyla başlar. Bu ifade özgürlüğü kavramıyla başlar. Ve buna gerçekten önem verirler. Bu konuyla ilgili hukuk nezdinde çok önemli sıkıntıları yaşatabilirler. İkincisi vergi mükellefiyeti kavramı, ABD'de taxpayer kavramı son derece kıymetlidir. Üçüncüsü kişisel mülk kavramı. Şimdi bu kavramlar dikkate alındığında ifade özgürlüğünün üniversitelerde kısıtlanması Amerika açısından son derece sıkıntılı. Neden? Şimdi biz Türkiye'de üniversiteler üzerinden vesayet mekanizmasının çalıştırıldığı yılları biliriz. Hatırla 2007 yılında ordu göreve pankartını üniversiteleri sokağa döktüler. O masum talebelere de pankartını tutturdular üniversite hocaları. Gördük hep bunu. Ama Türkiye'deki gibi değildir. Yani Amerika'daki üniversiteler protesto anlamında daha az bu konulara meyyal olan okullardır. Daha çok özel üniversiteler olduğu için oralarda çok fazla yoğunlaşmış protesto gösterileri göremezsiniz. En yoğunluğu gördüğünüz yerde de işte Ferguson olayları gibi polis gelir, böğrünüze basar ve sizi öldürür. Bunu çok rahat görebiliyorsunuz. Şimdi burada insanlar hiçbir şekilde antisemitizm yapmadıkları halde Gazze'deki katledilmiş bebeğin yanındayım dediğinde sen antisemitizm dediğinde meşruiyet zeminini kaybediyorsun. Küçücük bir ek hemen aradan çekileceğim. Yahudi öğrenciler örneğin şöyle demiş. Filistin'i destekleyen protestolar antisemitik değildir. Bunu söyleyen birçok Yahudi var ama öğrenciler onlarla beraber. Tamam, eyvallah, ama onların tasdikine tabii ki alan açmamız da ne kadar doğru tasdikten bilmiyorum. Tasdikten ziyade yani toplumsal, yani tabii ki oradaki toplumsal paydayı büyüten bir tabii şey. Tabii ki böyle, bir de yani bütün Yahudilerin aynı düşünmediğinin tabii de en güzel göstergesi. İsrail'in içerisinde ben bunun antisemitik bir şey olmadığının da göstergesi, evet, yani. Tabii tabii. Tabii. 7 Ekim'deki saldırıların hemen sonrasında oraya giden ilk gazeteci ekibin içerisindeydim. Orada çok rahatlıkla gördüm. Yani orada Netanyahu hükümetinin ısrarlı bir şekilde 6-7 aydan bu yana protesto eden Yahudiler de var. Ve Netanyahu'yu oraya buraya saldırdığı için çete olmakla suçlayan muhalefet partileri de var. Hiçbir şey yeknesak değil. ABD açısından da bu geçerli. Fakat şunu gördü bu gözler. Yani bu kulaklar duydu. Yazdık, okuduk, söyledik. O gösterilere katılan öğrencilerin ID'lerini isteyen, kimlik numaralarını isteyen CEO'lar gördü. Şimdi bu neyi gösteriyor? Amerika Birleşik Devletleri cadı avıyla da çok meşhurdur. McCarthy döneminin en önemli söylemlerindendir cadı avı. Cadı avı başlatırlar, yağmurlu havada su vermezler, buğday asadında ekmek vermezler adama. Bu kadar net söylüyorum. İşte burada aslında Siyonizmin gücünü çok rahatlıkla görebiliyorsun. Siyonizm öyle sirayet etmiştir ki. Anında istenmeyen adam ilan edilir. Tabii ki anında istenmeyen adam ilan edilirsin ve anında işsiz kalırsın.
Bunu çok rahat görebiliyorsun. Dolayısıyla o özgürlükler kavramı, özgürlükler ülkesi kavramı bir dereceye kadar geçerlidir. Mesela ABD'de Nikki Haley Trump'a karşı çıkmış olduğu adaylık yarışında yemedi, içmedi. Sadece ve sadece antisemit olmak yetmiyor. Siyonizm eleştirisi de suç kapsamına alınsın şeklinde bir propaganda yaptı. Dolayısıyla eğer siz siyaset üretemiyorsanız Amerikan halkı için kendinizi o Yahudi lobisine beğendirip o Yahudi lobisi üzerinden de onların Siyonizmin sahip olmuş olduğu medya kuruluşları üzerinden bir güç devşirme derdine düşmüşseniz korkarım ki bunun da sonuna gelindi. Neden? Çünkü sosyal medya denilen olay, olgu birçok kısıtlamalara rağmen konvansiyonel medyanın kolunu kanadını kırdı. Bakın Elon Musk'ı apar topar zorla İsrail'e götürttüler ve tweet attırmak zorunda kaldılar. Bir beşik gösterdiler orada. Beşiğin üzerinde leke yok. Gıcır gıcır. Gıcır gıcır bir beşik koydular, hatırlıyorsunuz. Sonra Elon Musk orada bir takım tweetler atmak zorunda kaldı, paylaşımlar yapmak zorunda falan kaldı ama o küresel dünya bu Siyonist çetenin adeta sonunu getiriyor. Bakın bugün Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'ndan geçen kararla TikTok yasaklandı. Bununla ilgili açıklama yapan bir senatör çok açık bir şekilde yasağın sebebini şöyle açıkladı. Çünkü içerisinde antisemit söylemler var. Antisemit söylemler var dediğinde anlamamız gereken İsrail'de Gazze'de yaşanan soykırıma dahil görüntüler var demek istiyor. Ve bunların yayılmasını istemiyoruz. Şimdi dolayısıyla Almanya işine geldiğinde Rusya'ya ait haber kanallarını kapatır. Amerika Birleşik Devletleri işine geldiğinde hiç tereddüt etmeksizin bir takım sosyal medya uygulamalarını TikTok dahil yasak getirir. Siz kendi ülkenizde ağzına burnuna kadar fonlanmış adamların akıl hocalığı sattığı bir ülke durumuna düşerseniz o zaman tabii ki bizi yerden kimse kaldırmaz sevgili Fatih. Teşekkürler. Turgay Hocam. Şimdi tabii özellikle 90'ların başı itibariyle tartışılan liberal değerlerin dünyanın bütününe hakim olduğu ve alternatif arayışların bu anlamda bitmesi gerektiği ya da bittiği tezi bugün Amerika Birleşik Devletleri ya da Batı'nın önemli ülkeleri üzerinden İsrail'in Filistin meselesine tavrında çok açık görünüyor ki liberal değerlerin de aslında tefessüh ettiği bir dünya sistemi içerisindeyiz. Şimdi burada tabii özellikle üniversitelerde ortaya çıkan protesto dalgasının yeni olmadığını biliyoruz. Ya da özellikle Mersheimer ve Volt'un İsrail lobisinin Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasına ne kadar etki ettiği üzerinden ve bu etkinin medyada nasıl yansıdığı, medyanın özellikle İsrail ile ilgili konularda nasıl tutum aldığı gerçeğini de biliyoruz. Yine aynı İsrail'in 7 Ekim ve sonrasında özellikle uluslararası medyada enformasyon akışını sabitleme ve kendi lehine bir söylem alanı oluşturmada da ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Hem kelime, hem bağlam, hem ifadelerin kullanış biçiminde uyguladığı filtre açısından da uluslararası medyanın, daha doğrusu Batı medyasının İsrail lehine bir tavır takındığı açık. Yine küresel sosyal medya şirketlerinin, Meta'nın, Twitter'ın bu anlamda ki Twitter'ı kısmen paranteze aldığımızda İsrail lehine nasıl pozisyon aldığını da biliyoruz. Yine Amazon'un, Google'ın özellikle bu Nimbus projesi üzerinden İsrail'in bu terör eylemlerini yapay zeka bulut sistemleri ve dijital ortamlarla entegre bir biçimde kullanmasına nasıl olanak sağladığını da biliyoruz. Bu anlamda vicdanlı bir ses olarak Kolombiya'da, MIT'de ya muhtelif üniversitelerde ortaya çıkan bu protestoların Batı'nın aslında geldiği özgürlükler anlamında noktayı da çok iyi bir biçimde gösteriyor. Şimdi bunun ilk olmadığını ve 2000'li yılların başında da benzerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandığını biliyoruz. Özellikle Filistin'in uluslararası anlamda bir mesele olarak algılanmasında çok ciddi bir yeri olan Edward Said'in 2000'lerin başında yine aynı lobi tarafından Kolombiya Üniversitesi'nden atılmakla tehdit edildiği gerçeğini hatırlayalım. Yine 2002 ve sonrasında aynı lobinin benzer projelerle özellikle oryantal çalışmalarda Filistin adına önemli ve sembolik değeri olan isimlere yönelik bu McCarthyizm dönemini ve ortamını andıran tehditlere maruz kaldığını da biliyoruz. Bu anlamda mesela yine bu 2002 ve sonrasında bir David Project isimli bir projeyle
Daniel Pipes'ın işte ve benzeri isimlerin aslında bu lobi lehine Filistin adına söylem üreten ve İsrail'in bu anlamdaki terör politikalarını yani 47'den bu yana bütün dünyaya duyuran akademik camianın neyle karşılaştığını aslında bugün değil, yakın tarihte de çok açık bir biçimde görebiliyoruz. O anlamda bu gösterilerin polis şiddetiyle sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde paranteze alınmaya çalışıldığını, bastırıldığını söylemek mümkün değil. Aynı gerçekliği biz Almanya'da da birçok hadisede görebiliyoruz. Mesela Filistin'le ilgili bir bildiriye imza atan Nancy Fraser'ın Almanya'daki akademik etkinliğinin iptal edilmesi meselesi, yine Filistin lehine bir konuşma yapacak olan Varoufakis'in konuşmasının, hatta çevrim içi konuşmasının bile Almanya'da yasaklı hale getiriliyor olması, bu meselenin salonu bastılar hocam. Varoufakis'in polisler oradan çıkarttılar. Salonu bastılar. Yani Varoufakis gangster falan mı kardeşim? Yani İngiltere'nin en önemli okullarında hocalık yapan, Yunanistan'da Maliye Bakanlığı yapmış, alternatif iktisat teorileri olan bir adam. Ama evet, bastılar biliyorsunuz. Alternatif iktisat teorilerinde önemli bir isim. Akademik anlamda da ciddi çıktıları olan bir isim. Ve buna bile Batı içerisindeki Avrupa Birliği'nde alternatif bir siyasi hareketin de önemli isimlerinden biri olan Varoufakis'in Almanya'da maruz bırakıldığı bu durum aslında özgürlükler açısından Batı'nın geldiği yeri de çok açık bir biçimde gösteriyor. Onun için burada protestoyu ortaya koyan öğrencilerin ve muhtelif toplum kesimlerinin İsrail eleştirilerini antisemitizmle eşleştirmeye çalışan bu hükümetlere yönelik tepkileri anlaşılır. Özellikle demokratlara ve Biden'a yönelik tepkileri zaten biz ön seçimlerde görmüştük. Müslümanların ve yabancıların tepkisi çok açık bir biçimde ortaya koyuluyor. Şimdi bu tepkilerin seçim öncesi yoğunlaşması ve oy verme davranışında da bir etki yaratacağı açık. Yani şimdi bu bağlamda baktığımızda İsrail'in tahammül edilemeyen, hatta tahammül yükünü aşan bu tavrına yönelik Batılı devletlerin koşulsuz desteğinin bu denli sürüyor olması, hem liberal değerlerin sonunun geldiği anlamında bir tartışmayı açmak, hem de sistem kriziyle ilgili uzunca bir süredir yaptığımız tartışmaların da ne kadar anlamlı olduğunu göstermesi açısından bu protestolar oldukça değerli. Çok teşekkürler. Bu arada Macron'da protesto edilmiş. Onun bir görüntüsü var. Ona bir bakalım birlikte. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sayın seyirciler, Fransa'nın başkenti Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde konuşma yaptığı sırada bina çevresinde Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor. Gösteri sırasında polis güvenlik önlemi alıyor Macron'da. Yani Macron ve konuşması bu şekilde protesto ediliyor. Cümle söyleyebilir miyim? Tabii lütfen. Buyurun. Bakın, bizde sürekli olarak ikide birde bisikletle başbakanlık ofisine giden, yürüyerek cumhurbaşkanlığı ofisine giden, markette durup kendisine soda alan falan Avrupalı lider övgüsü yapılır. Bunların hiçbirisinin gerçekle alakası yok. Ne Amerika Birleşik Devletleri'nde, ne Almanya'da, ne de Fransa'da çok yoğun güvenlik tedbirleri. Ha, tutar da 1,5 milyon nüfuslu Lüksemburg'a örnek gösteriyorsanız, bizde 1,5 milyon nüfuslu Eskişehir'in belediye başkanı da sokakta öyle yürüyordur mutlaka. Ama işte hakikat budur. Siz Şanzelize'nin sokağında tek başınıza o bize sürekli olarak pompalandığı şekliyle yürümeye kalkarsanız yumurtayı kafanıza geçiriverirler. Yani bunları bildiğimden dolayı söylüyorum. Gördüm. Alman şansölyesi Almanya'da, Berlin'de bir yerden bir yere hareket ettiğinde o cadde değil paralel caddelerde kapatılıyor. DAEŞ mesela 2015'teki Fransa'da DAEŞ saldırıları sonrasında kaç kere olağanüstü hali ilan edildi? Tabii ki. Şimdi dolayısıyla bu hani geldiğinde sürekli Türkiye'yi böyle itibarsızlaştırmak maksadıyla yine böyle sureti haktan gözüken, görüyor musunuz elin memleketinde Fransa'da adam çekirdek çitleyerek işine gidiyor falan tadı yaratılıyor. Hakikat budur sevgili Fatih. Evet. Fatih Bey. Buyurun. Şimdi, yani şöyle bir şey var. Amerika'da başlayan bu öğrenci eylemleri biraz 68 eylemlerine falan da benzetiliyor. Acaba bir çoğalma ve bütün işte Amerika'yı kaplama, hatta Avrupa'ya işte Fransa'da olduğu gibi. Ya şöyle mesela müdahaleye rağmen büyüyor deniliyor. Ha, yani bir
bütün Avrupa'yı da kuşatma istidadı var mı yok mu? Aslında şu anda bence hani bakılan yer orası diye düşünüyorum. Çünkü işte tutuklamalar, işte öğrencilerin fişlenmesi, biliyorsunuz Harvard'da başlayan süreç öyle bir süreçti yani. İş insanlarının, Harvard'ı destekleyen iş insanlarının Harvard'ın rektörünü değiştirmesiyle başlayan ve buradan mezun olsanız da işe alınmayacaksınız tehdidiyle. Yani bu çok böyle sofistike, ince elenmiş bir susturma şeyi, çabası aslında. Ama yani ben bu görüntünün gerçekten Gazze'de yaşananların artık hani dünya kamuoyunun vicdanını çok yaralayan boyutlara geldiğinin de resmi olarak görüyorum. Artık toplu mezarlar çıkıyor biliyorsunuz. Yani soykırım davasının delili olabilecek şeylerden birisidir biliyorsunuz toplu mezarlar. Ve Amerika'da olmasının şöyle de bir şeyi var. Şimdi Amerika taze silah gönderiyor İsrail'e. Yani bugün göndermese belki yarın öbürsü güne Gazze'ye atacak bombası olmayacak Amerika'nın, şey İsrail'in. Dolayısıyla hani Amerika dediğimizde artık biz İsrail'den farklı bir şey algılayamayacağımız bir vasat var şu anda. Yani Amerika'nın İsrail'e desteği doğrudan her gün Gazze'ye bomba olarak. Neden? Tam o kadar önemli bir yere getirdiniz ki. Bir görüntüyü göstereyim sonra devam edin. Yani toplu mezar artık bu sürecin ne yazık ki, yani dilimden o sözcükler çıkarken benim yüreğim kanıyor, normali haline geldi. Tırnak içinde söylüyorum. Bakın şimdi İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ndeki katliamının boyutları gün yüzüne çıkıyor. Hastanedeki toplu mezarlardan çıkarılan cansız beden sayısı kaça yükselmiş? 392'ye yükselmiş. Az evvel gördüğünüz o görüntüde bir annenin oğlunu, işte bakın ceketinde bir şey buldunuz mu diyor, teşhis ettiği anlar, bu şekilde yürekleri dağılıyor. Bir izleyelim, kendi sesini duyalım, sonra Halime Hanım devam edecek. Evladını teşhis etmeye çalıştı. Onu ceketinden tanıdı. Nebil! Nebil! Efe'l buksere meneşe! Am hattar! Kusunlar ceketi fi eşe! Tavşu! Allah! Ebni! Nebil! Nebil! Valla Nebil! Gazze şeridinin güneyindeki Nasır Hastanesi'ndeki toplu mezarlardan çıkarılan cansız beden sayısı 392'ye yükseldi. İsrail askerlerinin cesetleri plastik poşetlere sarması çürümeyi hızlandırdığı için kimlik tespitinde güçlük yaşanıyor. Han Yunus'taki Sivil Savunma Birimi Müdürü Yamin Ebu Süleyman, cesetlerin bazılarında işkence izlerine rastladıklarını söyledi. Bazılarının ise canlı canlı gömüldüğünü tahmin ediyoruz, dedi. İsrail güçleri Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus'a karadan 4 ay boyunca saldırıp 7 Nisan'da çekilmişti. Filistin sivil savunma ekipleri İsrail askerlerinin baskın düzenlediği Nasır Hastanesi'nde 19 Nisan'da 3 toplu mezar bulmuştu. İşte görüntüler bu şekilde. 392'ye yükseldi çıkarılan cansız beden sayısı. Ya refleks olarak direkt tabii onu çok aştı ama Srebrenica aklına geliyor insan. Yıllar sonra deyince çıkarılan cansız bedenler, teşhis edilenler, mavi kelebekler, belki aştı ama o metafor. Bosna'da katledilen 250 bin Müslüman. Evet. Tabii ki Srebrenica'nın çok çok aştı o boyutu yani ama. Yani insanoğlu haliyle yani daha ne olması lazım yani diye soruyor. Yani daha ne olması lazım ki işte Amerika dur desin, İsrail dursun. Şimdi Netanyahu'ya içeride de protestolar var. Yani adam Filistin tarafında Gazze'de rehine tutulanları bile bombalayarak öldürmüş. Yani kendi vatan ve o rehineler de isyan ediyorlar. Şimdi bu şu noktaya gelecek gibi. Şimdi az önce burada bir harita vardı görüyorsunuz. Biz 7 Ekim'den sonraki süreçte işte Kuzey Gazze, Gazze'nin kuzeyi sürüyorlar aşağı aşağı. Artık refaha sıkışmış bir 2 milyonluk insandan bahsediyoruz. Ve şu anda İsrail, hani Amerika buna razı değildi, işte biraz sert yaptı vesaire falan ama şu anda öyle anlaşılıyor ki bunun ruhsatı alınmış ve
yeni bir toplu katliam başlayacak. Yani dolayısıyla ben hani bu öğrenci eylemlerinin gerçekten sivil halkın eylemi dışında şu an Filistinlilerin yanında hiçbir güç yok gibi bir şey var. Yani anlaşılabilir gibi değil. Yani İslam dünyası bir şey yapamıyor. Bütün hani Almanya Cumhurbaşkanı geldi Türkiye'ye biliyorsunuz. Masumiyet Müzesi'ni ziyaret etti. Yani çok da şey bir şey, dramatik bir şey değil mi? Yani kimsenin masum olmadığı bir şey yaşanıyor şu anda ve bence hani bütün dünyadaki sistemi değiştirmeye namzet bir hadise yaşanıyor. Ve İsrail dediğimiz yapı Orta Doğu'nun kalbinde şu anda sömürgeci bir yapı olarak duruyor. Şimdi hep şunu konuşuyorduk, hani political correct, yani İsrail kuruldu, madem kuruldu, evet işgalle kuruldu ama madem kuruldu ne olacak? Hani söküp atamayacaksın o insanları, bir orta yolda buluşulsun diye. Ama öyle bir noktaya gelindi ki artık gerçekten hani antisemitizm dediğiniz şey bütün dünyada yeniden hani o Yahudilerin bugüne kadar işte devamlı o mitik hale getirdikleri yerinden yurdundan edilme öfkesini insanların içine yeniden yeşertecek kadar büyük bir katliam yapıyorlar. Ve ben bunun çok daha büyük bir şeyin nasıl ifade edeceğimi de bilmiyorum açıkçası. Öyle garip bir sürecin içerisindeyiz ki. Yani büyük ve çıplak bir kötülük var şu an yaşanan. Hani kötülüğün şeffaflığı diye bir kavram var ya, kötülüğün sıradanlaşması. Bu süreç nerede duracak? Hiç kimse bir şey bilmiyor. Hiç kimse bir şey söyleyemiyor. Ya mesela Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Gazze'deki toplu mezarlardaki az evvel paylaştığımız bu görüntülerdeki kurbanların bazılarının ellerinin elleri arkadan bağlı olduğunun tespit edildiğini söylüyor Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi. Ki Birleşmiş Milletler dahi yüzlerce çalışanını kaybetti. Bakın şu anda İsrail soykırım davasıyla yargılanıyor aslında değil mi? Yani dava kabul edildi. Evet. Şimdi baktığında bunlar hakikaten bir yıl önce falan bize imkansız gelen şeylerdi. Hani bir taraftan hani durmadan devam eden bir katliam var. Bir taraftan da işte dünya kamuoyunda vicdanlar örselenmiş ve buna dur diyen bir vicdan sesi var. Ama her gün İsrail'e silah yardımının onaylandığı Avrupa ülkeleri var. Her gün İsrail'in yanındayız, İsrail'in yanındayız diyen bir Batı var. Dolayısıyla hani bu Batı sistemi, hani işte üniversiteler, özgürlük vesaire falan, geriye dönüp baktığınızda şimdi Turgay ifade etti. Yani 12, biz hani yakın tarih 12 Eylül'den bu yana acaba hani Amerika'daki o özgürlük nosyonu var mıydı yok muydu diye baktığımızda var mıydı yoktu aslında. Yani ne zaman ki kendi işine gelmeyen yere dokunuyorsan özgürlük orada bitiyor. Ama ne zaman ki atıyorum işte PKK'ya özgürlük. Mesela biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir şeyine Amerika Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için yaptığı bir New York ziyaretinde Brookings Enstitüsü'nde bir konuşma yaptık. Karşısına DHKPC'liler, PKK'lılar, Ermeni lobisi ve FETÖ'cüler sıralanmıştı ve protesto ediyorlar Cumhurbaşkanı'na. Serbest ifade özgürlüğü. Ama ne zaman ki siz Siyonizm terörizmdir diyorsanız, İsrail şu anda terör uyguluyor, İsrail soykırım yapıyor diyorsanız, işte öğrenciler ters kelepçeyle, üniversite hocaları ters kelepçeyle tutuklanabiliyor. Ya da işte siyahlara özgürlük. Yani şimdi Biden Kasım'a kadar epeyce zaman var ama bu soykırım böyle devam ederse bunun şeyiyle girecek seçime Demokrat Parti. Obama Biden için sahaya çıkmış ve oy istemişti hatırlayacaksınız seçimlerde. Bütün Demokrat Partililer güçlerini birleştirip ama en önemlisi de Biden'ın, Obama'nın çıkıp oy toplamasıydı. Acaba bu süreçte Obama Biden'a ve Demokrat Parti'ye destek isteyebilecek mi? Şunu hatırlatmak istedim.
Biliyorsunuz Netanyahu ile Obama'nın arası iyi değildi. Hı hı. İsrail politikalarını eleştiriyordu Obama ve hatta İran'a yakın politikalar izliyor diye İsrail tarafından da çok eleştiriliyordu. Şimdi biraz yani Amerika'nın içindeki siyaset de etkilenecek mi etkilenmeyecek mi bunu da belki görmek lazım ama ben açıkçası en çok da hani bu vicdani meselenin altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Bu öğrenci eylemlerinin bir şeyi değiştirme gücü olabilir. Yani umut etmek istiyorum açıkçası. Peki. Sayın seyirciler, Gazze'de yaşanan, yaşatılan katliama konu bağlamında nokta koymuyoruz. Sadece bir virgül koyuyoruz. Saat başına devam edeceğiz. Merhabalar efendim, bir kez daha hoş geldiniz birinci sayfaya. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Son saatimizde karşınızdayız tekrar. Gazze meselesine virgül koymuştuk. Virgülü kaldırıyoruz. Konuşmaya devam ediyoruz. Arka planda sadece sayılardan, rakamdan ibaret olmayan, çok daha fazlasını içeren acı bir tablo var. Onu sizlerle paylaşacağım. Sonra da kıymetli konuklarıma sözlerini vereceğim. Şimdi Gazze'de 34.305 kişi katledildi, yok edildi, soykırıldı. En az 14.700'ü çocuk, en az 9.700'ü kadın. Burada bir harita var Gazze şeridine dair. Nasıl bir soykırım ve katliam olduğunu gösteren kırmızı noktaları az sonra konuşacağız. Saldırılar sonucu oluşan yıkım, bakın gözler önünde. 7.000 kişi kayıp, 2 milyon Filistinli yerinden edildi. Saldırılar sonucu oluşan yıkım da işte böyle yansıdı. Kırmızı, her bir kırmızı acıyı ve yıkımı gösteriyor. Bakar mısınız? Hayatını kaybeden Filistinli sayısı 34.305. 31 Ekim'de 8.005. 30 Kasım'da 15.207. Yıl sonunda 31 Aralık'ta 22.185. 31 Ocak'ta 27.131. 29 Şubat'ta 30.035, ne kadar acı değil mi? Her ayın Z raporu bunlar. 31 Mart'ta 32.782 kişi hayatını kaybediyor. 24 Nisan itibariyle de güncel sayılar bunlar. Yaralı sayısı 77.293, 20.242'den başlayıp 75.298'e yükseliyor. Ama en acısı, İnsan ve insan acıları arasında bir kategori yapılamaz ama 14.700'ü çocuk, en az 14.700'ü çocuk, en az 9.700'ü de kadın. Daha ne denir bunu da bilmiyoruz ama bunun açıklamasını biliyorsunuz değil mi Fatih Bey? Yani Gazze'liler çok çocuk doğurduğu için bu kadar çok çocuk ölüyor yani. Ha, tabii, bir de öyle diyorlar. İşte bu ahlak seviyesinden ne kadar mahrum olduğunu yönetici elitin en güzel göstergesi. Ama bu sözleri sadece yönetici elit değil, birçok hahamın ağzından da çok net bir şekilde duyduk yani. Evet. Oytun Hocam. Şimdi tabii insani boyutu çok net bir şekilde ortada. Ama neden, nasıl bir şekilde böyle olabiliyor? İşte Halim Ay'ın sorduğu. Nasıl devam edebiliyor? Nasıl devam edebiliyor veya nasıl durdurulabilir? Belki ona yanıt vermek gerekiyor. Neyle alakalı? Biraz da uluslararası sistemin yapısıyla alakalı. Nasıl durabilir? Ancak ve ancak uluslararası sistemin yapısında kökten bir değişim olmadıkça ne yazık ki ve ne yazık ki uluslararası ilişkiler mantığıyla baktığımızda bu acının, bu katliamların, soykırımın devam edeceğini söylemek gerekiyor. Ama şöyle de bir tespit yapabiliriz. Uluslararası sistem bir geçiş sürecinde. Yani tek kutuplu düzenden çok kutuplu bir düzene geçiliyor. Bunun Orta Doğu'ya çok ciddi yansımaları var. Yani Orta Doğu'ya da baktığınızda Amerika'nın hegemonyasından yavaş yavaş Çin'in, Rusya'nın, Türkiye, İran gibi bölgesel aktörlerin giderek etkisinin arttığı bir çok kutuplu alt bölgesel sisteme doğru gidiyor. Bu ortam İsrail açısından ciddi bir risk. Esasında İsrail'in son dönemde İran'la gerginliği tırmandırmasının arkasında yatan temel nedenlerden biri de Amerika'nın bölgeden geri çekilmesini engellemek. Amerika bölgeden geri çekilecek olursa
hep söylediğimiz, ifade ettiğimiz, Orta Doğu'nun şımarık çocuğu olarak ifade ettiğimiz İsrail'in bu kadar pervasızca katliam yapabilmesinin mümkün olmayacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bir geçiş süreci içerisindeyiz ama ne yazık ki şu anki mevcut sistemin yapısı gereği uluslararası hukuk, güçlülerin hukuku hep ifade edilir ve şu anda güçlü Batı ve Batı'nın oluşturmuş olduğu bir sistem, uluslararası sistem içerisinde şu anda yaşıyoruz. Bu sistem devam ettiği sürece ne yazık ki İsrail'in bu eylemleri karşılıksız kalacak. Tabii Türkiye'nin bu noktada oynamış olduğu önemli bir rol var. İran askeri anlamda burada İsrail'e karşı bir direniş sergiliyor. Diğer taraftan Türkiye'nin oynadığı çok ciddi bir diplomatik çaba söz konusu. Bunlar birbirini destekleyen çabalar. Türkiye bir bu bölgedeki değişimi dikkate alan Rusya'nın, Mısır'ın, İran'ın, Türkiye'nin içerisinde yer aldığı bir bölgesel girişim mekanizması ile İsrail'in dengelenmesi, sınırlandırılması, Amerika üzerinden baskı altına alınması konusunda bir diplomatik çaba içerisinde. Bunlar sonuç verir mi? Verir. Ama dediğim gibi bir geçiş süreci içerisindeyiz. Çok kısa vadede Amerika'nın hem bilgiyi, uluslararası hukuk sistemini hem de güç dengesini kontrol ettiği bu yapı içerisinde ne yazık ki İsrail'in bu eylemlerinin karşılıksız kalacağını, çok daha basit eylemlerin siyasi mülazalarla cezalandırıldığı, uluslararası hukuk tarafından cezalandırıldığı bir ortamda, bütün dünyanın gözü önünde soykırımın yaşandığı bu ortamda İsrail'in hiçbir karşılık görmeden bu eylemlerine ne yazık ki devam edeceği bir sistemle karşı karşıyayız. Dolayısıyla sorunun yanıtı ancak ve ancak geçiş süreci içerisinde olduğumuz bu uluslararası sistemin yapısında köklü bir değişim olmadan ne yazık ki adalet gelmeyecek diye düşünüyorum. Ya şunu da hatırlatalım bence. Hamas'ya İsrail'in işte mazeret olarak öne sürdüğü şey. Hamas terör örgütü diyor ve ben kendimi güvende hissetmiyorum diyor. Şimdi Hamas da diyor ki ben diyor hani Filistin için mücadele ediyorum. Filistin halkının direniş örgütüyüm. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şey yani Kuvayi Milliye. Şayet diyor Filistin'den sürdüğünüz Filistinlilerin geri dönüşü, uluslararası anlaşmalar uyarınca, uluslararası hukuk uyarınca geri dönüşünü mümkün kılın ve katliamı durdurun ve ben kendimi lağvedeyim diyor yani. Şimdi hani bir de böyle bir tarafı var. Hani buradan anlıyorsunuz ki aslında İsrail'in derdi Hamas da değil. Bugün Hamas olur, yarın başka bir şey. Önceden de zaten hani Hamas yokken biliyorsunuz El Fetih de terör örgütüydü yani onlar için. Yani ıslah edip işte bir belediye yönetimi kadar şey verseler mesela Hamas'a ona da razı olacaklar. Demek ki İsrail başka bir şey istiyor. İsrail ne istiyor yani? İsrail işte sınırları olmayan bir devlet olarak sınırlarını mütemadiyen genişletmek ve Filistinsiz bir, Filistinlisiz bir işte İsrail kurmak ve sınırları devamlı genişlemeye matuf bir şekilde yalnız. Bu çok önemli bir şey yani İsrail yaklaşımı için. Şeyse yani Hamas'ın bir teklifi var diyor. Ben kendimi lağvedeceğim diyor yani. Neden buna yanaşmıyorsun madem öyle? Evet Sayın Alabarda. Ya şöyle ne dersen de İsrail için söylüyorum. Hangi argümanı ortaya koyarsan koy. 14.700 çocuk katledilmiş. Bunu ben bir gün şimdi tamam her şey benden yana, rüzgar benden yana ama bir gün ben bunu nasıl açıklarım diye hiç endişe de etmiyor mu? Anladığım kadarıyla etmiyor çünkü biraz önce İsrail'i yöneten devlet anlayışı ile ilgili örnekler vermiştim. İşte İsrail Dışişleri Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Hamas siyasi büro şefi Haniye ile yapmış olduğu görüşmeye atfen ne diyor? Çocuk katili Haniye'yi kastederek cesetlere saygısızlık falan. Ve bunu diyen ülke hali hazırda 35 bin çocuğu kadını katletmiş. Aylık ortalama 3 bin çoluğu çocuğu katletmeye artık rakam oldu dilimizde dönüştü. Ahlak seviyelerinin en güzel göstergesi. Yani
o derece ki hesap vereceğini falan düşünmüyor. Biri hesap verir. Netanyahu'yu feda edebilirler. Yok yani. Vermediler. Bugüne ama, kadar onu Ariel Sharon'u da vermediler. Şimdi dolayısıyla orada Oytun Hoca'nın dediği yere gidiyor. Yani dünya sistematiği içerisinde öyle bir düzen kurulmuş ki yani şu sistematiğin içerisinde İsrail'i durdurmak çok mümkün gözükmüyor. Peki ne yapacak? Yani 2 milyon 300 bin insan var. 35'ini öldürdün de geriye kalan 2 milyon 270 binini de mi aynı şekilde katledeceksin? Yani bu anlamda son derece önemli. Şu olan yaşananlar belki Orta Doğu'da liderler bazında değil ama halklar nezdinde de eğer bir uyanmaya vesile olmayacaksa, bir dirilmeye vesile olmayacaksa ne dirilmemize vesile olabilir? İyi şey yapmak lazım, anlamak lazım sevgili Fatih. Çok teşekkürler. Turgay Hocam'ın son yorumuyla bu konuyu kapatacağım. Şimdi tabii bizim çocuk ve siviller üzerinden ortaya koyduğumuz husus aslında ne kadar yakıcı bir gerçekliğe tekabül ediyor. Fakat bunu bir istatistik olarak algılayanlar da var. Bu bir istatistik olarak algılandığı sürece İsrail'in bir terör devleti olma pozisyonuna ilişkin herhangi bir caydırıcı ortam da söz konusu olmayacak. Yani çok aslında hayret edilesi görüntüler de ortaya çıkıyor. Mesela İsrail Cumhurbaşkanı Herzog birkaç hafta önce Ruanda'ya, Ruanda katliamlarının yıl dönümünü anma üzere gitti. Ve aynı zamanda İsrail Devleti 7 Ekim'den bu yana değil sadece 1917 Balfour Deklarasyonu sonrasında Yahudi çeteleri üzerinden 47 ve sonrasında da devlet olma kapasitesinin verdiği kurumsal imkanlarla birlikte zaten bu terör devleti olma fonksiyonunu bütünüyle icra ediyor. Burada uluslararası sistemin krizi üzerinden tartışıldığında ne kadar distopik bir ortamda yaşadığımızı da söyleyebiliriz. Mesela Srebrenica ya da Bosna'nın muhtelif yerlerindeki katliamlarla bugünü mukayese ettiğimizde ben mesela 2000'lerin başı ve 2010'larda özellikle Arap devrimleri söz konusu olduğunda bunların sosyal medya aracılığıyla yani oradaki toplumsal hareketlerin, protestoların sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayıldığına ilişkin bir literatür ortaya çıkmıştı. Ve o literatür şunu söylüyordu, otoriter rejimlere karşı bu tür özgürlükçü hareketler kendisini küresel alanda daha ciddi bir biçimde duyurabilir. Ben şöyle düşünmüştüm, mesela Srebrenica'nın olduğu zaman Facebook, Twitter ya da muadili mecralar söz konusu olsaydı bir katliam engellenebilir miydi? O zaman iyimser bakıyordum ama bugün mesela bütün bu dijital platformların varlığına rağmen burada bir katliamın Batı'nın koşulsuz desteğiyle sergileniyor olması bizim sisteme ilişkin, sistemin tıkanıklığına ilişkin eleştirilerimizde haklılık payı olduğunu gösteriyor. Yani mesela yıllar boyu Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'in tırnak içerisinde yerleşimci adı altıyla uyguladığı bu işgalci politikalar kınandı defaatle. Fakat sonuç alma noktasında bir yere gelindi mi? Yok. Yine 7 Ekim'den bu yana defaatle ateşkes çağrılarına Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da İngiltere'nin verdiği cevaba baktığımızda bu Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası sisteme ilişkin endişelerin ne kadar haklı olduğunu yine görürüz. Yani BM nezdinde Guterres'in ya da BM'nin alt kuruluşlarının özellikle insani yardım anlamında yine Batı devletleri tarafından finansal açıdan ne kadar kıskaca maruz bırakıldığını da gördük. Tırnak içerisinde Hamas'a destek verdiği gerekçesiyle. Şimdi burada baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Sayın Erdoğan'ın rolünün ne kadar yapıcı, ne kadar önemli olduğunu görürüz. Türkiye her ne kadar yerel seçimler öncesinde bu tür alanlar üzerinden ciddi dezenformasyonlara maruz kalsa da insani yardım anlamında ve diplomatik kanalların işletilmesi noktasında ciddi bir çaba sarf etti. Çok teşekkürler. Şimdi Amerikan Başkanı Biden sayın seyirciler 95 milyar dolarlık savunma destek ödeneğini içeren yasayı imzaladı. Yasa İsrail'e az evvel konuklarım da belirttiği gibi 26 milyar dolar, Ukrayna'ya 60 milyar dolar, Tayvan'a da 8 milyar dolarlık bir destek paketini içeriyor. Yani dünyanın şu anda en fazla
gerilimin hissedildiği 3 noktasından bahsettik. İzleyelim haberimizde. ABD Başkanı Biden, aylardır üzerinde uzlaşılmaya çalışılan ulusal güvenlik tamamlayıcı yasasını imzaladı. Yasa İsrail'e 26 milyar 400 milyon dolar, Ukrayna'ya 60 milyar 800 milyon dolar, Tayvan'a da 8 milyar dolarlık destek paketini içeriyor. Pakette İsrail'in hava savunma sistemlerine ek mühimmat, askeri malzeme ve ABD'nin bu ülkedeki silah deposuna ek mühimmat yer alıyor. Gazze, Filistin ve Ukrayna'daki çatışma bölgelerine 9 milyar dolar insani destek paketi de bu ödeneğe dahil edildi. Yani Amerika Birleşik Devletleri aslan payını mühimmat desteği olarak verirken bir kısım ödeneği de bombalanan Filistinlilere ayırıyor. Ukrayna'da açıklanan destek paketinden memnun. Yasada belirtilen 60 milyar doların 3'te 2'si Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silahlar için ayrıldı. Bu silahlar ABD savunma şirketleri tarafından üretilecek. Böylelikle ABD destek paketiyle kendi silah sanayini beslemiş olacak. Yasada ABD'nin bir gözünün çevrili olduğu Pasifik'le ilgili kritik bir destek paketi de var. Yasayla Tayvan ve Hint Pasifik'teki ABD müttefiklerine savunma ve insani destek paketi için 8 milyar dolar ödenek ayrılıyor. Evet, şimdi taktik füze sistemi, şuna bir yakından bakalım mı? Olur. Sayın Alabardı. Tabii tabii. Bir bilgi penceresinde açacağız şimdi. Bu taktik füze sistemini konuşacağız. Neden? New York Times, Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya Mart ayında 100'den fazla taktik füzesi gönderdi iddiasında bulundu. Bunu evet. Söyledi. Taktik füze sistemi, yani Army Tactical Missile System. Evet. Nedir bu sistem? Bu taktik füze sistemi işte şeyleri var. Bir takım infoyu arkadaşlarımız getirmiş. Hı hı. 140 ila 300 kilometre arasında MLRS sistemlerinden de sevki yapılabilen, yani çoklu lançer sistemlerinden atılabilen ve muharebe sahasında son derece önemli fonksiyonlar üstlenebilecek bir füze sistemi. Şimdi bu taktik füze sisteminin kendi içerisinde de versiyonları var. Bir versiyonu direkt hedefe tevcih olurken bazı versiyonları seyir füzesi gibi hareketleri, hedefleri de takip edebilen bir takım versiyonları. Şimdi bunun öncesinde HIMARS füze sistemlerini Rusya'ya karşı kullanmak üzere Amerika Birleşik Devletleri vermişti. Bu HIMARS 80 kilometre çapındaki bir alanda Rusya birliklerine, hava savunma sistemlerine falan önemli oranda zayiat verdirdi. Şimdi vermiş olduğu sistem 140 ila 300 kilometre bir menzile sahip. 1991 yılında ilk kez çöl fırtınasında Schwarzkopf'un o komutanlık etmiş olduğu dönemde kullanıldı. Tabii ki 91'de kullanılması şunu da akla getiriyor. Bu tür taktik füze sistemlerini Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaş'ın bittiği yıl olan 89-90'larda 91'i aynı şeye getirirsek demek ki Sovyet doktrinindeki birçok sistem için kullanıldı. Bununla neyi vurmayı hedefliyor Ukrayna? Bence çok önemli bir soru bu. Yani bunu aldığında hangi yetenekleri kazanacak? Bu füze sistemini Ukrayna aldığı takdirde Rusya'nın çok daha geri bölgelerindeki stratejik tesislerini, hava savunma sistemlerini, onların hareketli hava savunma sistematiklerini vurabilecek bir güce kavuşacak. Özellikle Mart ayı içerisinde Kırım'a yönelik gerçekleştirilen saldırıda bu taktik füze sistemlerinin denendiğini ve denemesinin yapıldığını, dolayısıyla önümüzdeki süreçlerde Kerç Köprüsü gibi Rusya'yı Kırım'a bağlayan stratejik tesislerin de bu türden füzelerle etkisiz hale getirilmesi noktasında Ukrayna bir güce sahip olabilir. Tabii ki bunu kullanıp da 140 ila 300 kilometre mesafedeki bir hedefi 3 Mach gibi çok yüksek bir hız içerisinde vurduğu takdirde bu sistemin benzerleri Ruslarda da var. MLRS dediğimiz çoklu roket sistemleri. Şimdi Rusya'da o zaman Lviv'i, Kiev'i bugüne kadar öyle hedef gözetmeksizin vurma noktasında çok şey davranmadı. Sivil alanları etkisiz hale getirebilir. Dolayısıyla bunlar Ukrayna sahasında Ukrayna'ya bir takım güç kazandırma anlamında elbette bir takım şeyi olacaktır, ekstraları olacaktır. Ama savaşın daha kanlı seyretmesinin de
aynı zamanda kapısını aralayabilir. Buna son derece dikkat etmek lazım. HIMARS'ın kullanımı Ukrayna'ya biraz önce söylediğim gibi bir takım avantajlar sağlayınca Rusya çoklu ikmal sistemine gitti. Yani ikmal merkezlerini falan vurma tehlikesine karşı ikmalini ve lojistiğini sağlamış olduğu yerleri daha dağınık hale getirdi. Dolayısıyla şimdi bu füze sistemiyle birlikte Rusya Ukrayna sahasında hava üstünlüğü elde etmesine rağmen Ukrayna bir hava üstünlüğü elde etmeksizin bu anlamda Rusya'nın geri planında vazife gören işte dediğim gibi hava savunma sistemleri, radar sistemleri, havalimanları, stratejik köprüler, rafineriler gibi yerleri bu türden silahlarla vurabilme etkinliğinin içerisine kapasitesine kavuşmuş olacaklar. Bu anlamda bu son derece kıymetli bir sistem. Siz de son derece kıymetli olan bu bilgileri ardı ardına sıralarken hemen diğer taraftaki harita gözüme takıldı ve şunu kendi kendime sormaya başladım. Yani Türkiye'nin kuzeyinde çatır çatır devam eden bir savaş var. Ben bu konuyla ilgili Ukrayna Büyükelçisi... Dünya gündeminde ilk sıralardan ikinci sıralara düşmesi o savaşın bittiği anlamına gelmiyor. Gelmiyor tabii ki. O kadar hızlı gelişmeler yaşanıyor ki. Mesela Ukrayna sahasında Büyükelçiye bizzat kendim sordum. Türkiye Büyükelçisine. Ne kadar insan ülkeyi terk etti? Yaklaşık 5 milyona yakın insan ülkeyi terk etti. Ve o sahada bizzat Zelenski'nin açıklamalarına göre 50 bine yakın Ukrayna askeri, bağımsız kaynaklara göre de 75 bine yakın Ukrayna askeri öldürüldü. Hı hı. Şimdi dolayısıyla nereye geliyor iş? Dolmabahçe görüşmelerinde barışa artık o kadar yaklaşılmıştı ki hatırlarsın. Tabii. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın o zaman devreye girmesiyle bu barışa mani olundu ve Ukrayna savaşma yönünde daha da motive edildi. Motive edildiğinde sizin ölüm sayınız artıyor. Tamam, vatanı işgal altına alınmış bir ülkenin ölü sayısı artıyor diye savaşmamasını beklemiyoruz elbette ama ferasetli liderler, Zelenski modunda olmayan liderler bu savaşa yönelik çok daha farklı adımlar atabilirdi. Ama dünya Zelenski gibi liderlerin yönetimine pupayelken hazırlandırılıyor. İşte Arjantin'e bakarsanız ortaya koyulmuş olan figürler, Avrupa'da ortaya çıkmış bir takım isimler, Hollanda. İşte Hollanda'da çıkan isimler, keza yine Ukrayna'da Zelenski modeli falan gibi isimler öyle. Şimdi bu kadar kan ve gözyaşı sadece kuzeyde değil, çok son dakika gelişmesi, yani son 2-3 günün gelişmesi, Karabağ'dan barış gücü görevi üstlenen 1960 Rus askeri bölgeyi terk ediyor. Kim derdi? Herkes şunu söylüyordu. İlham Aliyev hata etti. Han kendine bayrağı çekmeden durmayacaktı. İşte Rusları buraya kabul etmeyecekti. Han kendine de Azerbaycan bayrağı, Azerbaycan Türkü'nün bayrağı çekildi. İşte barış gücü de 2025'te görev süresi dolmasına rağmen Azerbaycan topraklarını terk ediyor. Bu Kafkasya cephesi. Aşağı indiğimizde Türkiye'nin Irak cephesinin açılması an meselesi. Hala hazırda kanla mücadele veriliyor. Suriye keza öyle. Gazze'yi bir saattir konuşuyoruz. Gerçekten son derece pupa yerken çatışmaların başladığı bir bölgenin içerisinde bir huzur adası şeklinde yaşıyoruz ama bu huzur ortamını bozmak için elinden geleni ardına koymayan açıklamalar ısrarlı bir şekilde dağda da Bağda'da verilmeye devam ediyor. Bağdan kastım bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortaya koyulmuş olunan millet iradesiyle oraya gelmiş bir milletvekilini tehdit edebilecek kadar gözü kararmış insanların millet meclisinde bu kadar pervasızlaşabilmeleri akıl ile izah edilebilecek bir durum değil. Çok teşekkürler. Bana çok güzel bir sayfa açtınız. Yerimize otururken ben de Halime Hanım'a onu soru olarak yönelteyim. Yani ne yazık ki öyle yani. Hemen arka planda Türkiye dünyanın tam ortasında, her yeri ateş çemberi. İster Oytun Hocam da belirttiği gibi bir geçiş dönemindeyiz. Menfi ya da müsbet, taşların tamamıyla yerinden oynadığı bu geçiş döneminde içeride istinat duvarını ne kadar sağlam tutabilirsek o kadar iyi olsa gerek. Evet, şimdi meclisteki görüntüler üzerinden aslında bir istinat duvarı muhabbeti de yapmış olduk. Yani güzel bir fotoğraftı. Ama şimdi aklıma geldi Turgay Hocam şey dedi, asıl ısınanmalar bundan sonraki süreçte işte mesela Pençe Kilit'in devam eden biliyorsunuz hani 2019'dan evet. beri
devam eden setler halinde. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın Irak seyahatinde yeniden gündeme geldi. Türkiye tabii ki güney sınırını, özellikle Irak cephesini güvence altına almak ve orada PKK'yı tamamen yok edecek bir nihai sürece girmek istiyor. Burada mesela işte o istinat duvarına tekme atacak unsurlar olacak mı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturan, sandalyede oturanlar arasında? Bunlar önemli konular, Türkiye'nin önündeki önemli konular. İşte anayasayı konuşuyoruz ama şu an bizim için tabii ki, yani Türkiye için en hayati konu bence PKK meselesi, Suriye ve Irak'ta konuşlanmış PKK güçlerini bizim ila nihaye bizim için tehlike olmaktan çıkartacak bir vasata kavuşturup kavuşturamayacağımız meselesi. Ben Türkiye'nin hani bütün güvenlik güçlerinin, Cumhurbaşkanı'nın bütün dikkatini buraya teksif ettiğini düşünüyorum. Tabii ki burada işte meclisteki aritmetik, işte DEM Parti'nin meseleye yaklaşımı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sınır ötesi operasyonu hayır demeye devam edip etmeyeceği, bütün bunlar çok belirleyici olacak. Ama bütün bunlar belirleyici olacak derken, kendilerinin algısı açısından, kendilerini 2028'de nasıl taşıyacaklar açısından belirleyici olacak. Hani Türkiye bu konuda ben Güneydoğu'daki, Suriye'nin kuzeyindeki vasata rağmen bugüne çok iyi geldiğini düşünüyorum. Nasıl iyi geldi? Yani ilk patriotların güney sınırımızdan çekilme hikayesi. Yani şimdi işte Amerikan senatosunda onaylanan şeyler, silah yardımları vesaire, biz parasıyla silah alamaz hale geldik. Savunma noktasında elimiz kolumuz bağlanmak istedi. Bütün bu vasata rağmen Türkiye özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki süreçte hem savunma sanayideki atılımlarıyla hem istihbaratının millileştirilmesi suretiyle ve tabii ki her şeye rağmen geri adım atmayarak, yani işte Zelenski modeli bir işte ülkesini işgali açık aslında, yani Zelenski'nin yaptığı şey bir anlamda aslında ülkesi üzerinde müdahale edilmeye açık, ülkesini müdahale edilmeye açık hale getirmek. Türkiye bütün bunlara müsaade etmeyip kendi güvenliğiyle ilgili sınır ötesinde, terörist sınır ötesinde kesen politikasını hayata geçirdi ve bunu ana muhalefet partisine rağmen yaptı. Yani bu, bakın, çok önemli bir şey. Yani biz konuştuğumuz bütün ülkelerde biliyoruz ki kendi milli çıkarlarıyla ilgili bir husus söz konusu olduğunda içerideki siyasi hasımlıkları bir kenara itebiliyorlar. Ama biz neden meclisteki o görüntüyü neredeyse böyle hani bir çok büyük bir olay haber gibi konuşuyoruz? Çünkü Türkiye'de ana muhalefet uzunca bir süredir milli konularda iktidara karşı husumetini Türkiye'ye husumete, iktidara karşı muhalefetini Türkiye'ye muhalefete çevirecek bir siyaset yapma tarzını benimsedi. Dolayısıyla ben bugünden sonraki süreçte Türkiye'nin özellikle bu Irak'la, Irak ziyaretinin ana gündem maddelerinden birisiydi malum. PKK'ya karşı yapılacak çok ciddi bir müdahale. Irak'ın bu konuda paydaş haline getirilmesi. Hani bu konuda ne kadar söz alındı, ne kadarına da hemfikir olundu. Tabii onlar daha detaylı hususlar ve hani hatta onunla ilgili de evet gelişecek şeyler belki, ama bu Türkiye'nin ana gündem maddesi bence bu olmaya devam ediyor. PKK meselesi bizim için hala hayati derecede önemli bir mesele. Çok önemli bir noktaya getirdiniz. Yani bu meselenin kurumsallaşması çok önemli. Hakikaten tam da onunla ilgili. İktidar siyasetimizi de kilitleyen bir şey olmaktan çıkması gerekiyor. Yani bakın, izlerseniz meseleyi konuşurken, yani PKK yerine Kürt siyaseti demeyi tercih ediyor hala bazı aktörler.
En azından bunun değişmesi lazım artık. Peki, yani Türkiye PKK'ya müdahale ederken Kürdistan'a müdahale etmiyor, Kürt bölgesine müdahale etmiyor, Kürtlere müdahale etmiyor. Bunu bir net bir şekilde ayrıştırıp PKK'yı Türkiye'nin iç siyaset gündeminden ilelebet çıkartmamız gerekiyor. Bu minvalde kıymetli arkadaşlarım da şu kuşağı kullandı. Güvenlik için ortak koordinasyon. Bir haberim var, onu paylaşayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti sonrası terörle mücadelede işbirliği süreci hızlandı. Güvenlik ortak koordinasyon merkeziyle bu işbirliği kurumsallaşacak. Ve Mehmetçik başarılı sınır ötesi operasyonlarla terörü kaynağında yok ediyor. Burada bir devamlılık var. Son bir haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi. İzleyeceğiz, sonra diğer kıymetli konuklarıma devam edeceğim. Irak'la Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi kurulacak. Başta PKK olmak üzere diğer terör örgütleriyle mücadelede ortak hareket edilecek. Bu adım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretinde somutlaştı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları esasları belirlemeye yönelik müzakerelerin sürdüğünü bildirdi. Kurulacak ortak koordinasyon merkezi ile sınır güvenliği ve terörle mücadeledeki işbirliği kurumsallaşacak. Türkiye, Irak'a güvenlik sistemlerine ilişkin de destek verecek. Diplomaside bu gelişmeler yaşanırken Mehmetçik terörü kaynağında yok ediyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar sürekli ve öngörülemez anlayışıyla devam ediyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 54, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 360'ı Irak'ın, 442'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 802 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik kaynakları Almanya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti sonrasında savunma sanayindeki beklentileri de değerlendirdi. Müttefiklerin birbirine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dikkat çektikleri gibi önümüzdeki dönemin Almanya ile kısıtlamaların değil, ortak çalışmaların konuşulduğu bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Bunun için de Eurofighter konusunun iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında NATO tatbikatları kapsamında önemli bir gelişme de paylaşıldı. Neptune Strike faaliyetinin 26-30 Nisan arasındaki bölümüne TCG Anadolu'nun liderliğinde Anadolu Görev Grubu ile ilk defa katılım sağlanacaktır. Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu ilk kez uluslararası bir tatbikata katılacak. Evet, bu koordinasyon ve bunun kurumsallaşması önemli. Terörle mücadeledeki devamlılığı ve bunun önemini de her defasında dile getiriyoruz. Turgay Hocam, Ukrayna'ya verilen taktik füze sisteminden aşağı doğru iniverdik. Çünkü bu coğrafya bunu gerektiriyor. Şimdi, değil mi? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle bu ulus aşırı müdahaleleriyle ya da krizlere yönelik tavırlarıyla ilgili tutumuna baktığımızda çok açık bir biçimde aslında Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya, dünyanın muhtelif yerlerine özellikle darbeler başta olmak üzere farklı unsurları kullanmak suretiyle bu müdahalelerini gerçekleştiriyordu. Mesela Biden hükümeti göreve başladığında Blinken şunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri bu müdahalelerin biçimini değiştirecek. Biraz biz aslında 2010'lar itibariyle Türkiye'ye yönelik bu insan hakları, özgürlükler, basın özgürlüğü gibi raporlarda gördüğümüz bu müdahaleci tavrın bugün Ukrayna, Tayvan gibi çatışma alanlarında silahlı desteğe dönüştüğünü de çok açık bir biçimde görüyoruz. Şimdi mesela Rusya-Ukrayna savaşında pozisyon almak başka bir şey ama Rusya'yı çevrelemek için doğrudan Ukrayna'yı savaşın bitmemesine yönelik desteklemek başka bir şey. Şimdi burada Türkiye'nin özellikle jeopolitik riskleri itibariyle terörle mücadelede ciddi bir mesafe aldığı açık. Mesela Mehmet Şimşek Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplantıda kendisine yöneltilen sorularda mesela orta vadeli programın istikrarlı bir biçimde yürümesine önemli atıf yaptı. Ama bunun yanı sıra bu öngörülemeyen mesela İran-İsrail geriliminde olduğu gibi bölgesel risklere de ciddi bir biçimde atıf yaptığını görüyoruz. Nihayetinde buradaki
istikrarsızlık Türkiye'nin hem siyasi hem de ekonomik istikrarı açısından ciddi meydan okumalara, ciddi risklere gebe. Şimdi o sebeple baktığımızda burada Türkiye'nin terörle mücadelede kat ettiği mesafe açık. Uzunca bir süre Halime Hanım'ın söylediği terörle mücadelenin sosyolojik kökenlerine ilişkin, ekonomik sorunlarına ilişkin ya da sadece bu meselenin güvenlik perspektifiyle çözülemeyeceğine ilişkin kanaatin Türkiye'de kat ettiği mesafe açık. Yani özellikle 2002'den bu yana demokratikleşme paketleriyle ortaya çıkarılan kazanımlar da çok ciddi bir biçimde nereden nereye gelindiğini gösteriyor. Ama Irak'ta ve özellikle Suriye'de PKK'nın türevinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından nasıl desteklendiği açık. Aynı Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'da Rusya aleyhine, Ukrayna lehine kendi içerisinde meşru bir mücadeleyi desteklerken muhatabı olan, müttefiki olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Irak'ta ya da Suriye'de terörle mücadelesine ciddi bir biçimde tahribata uğratacak bir politika da izliyor. YPG'nin desteklenmesi, lojistik olarak, medikal olarak, silah olarak. Şimdi böyle bir ölçekte baktığımızda Amerika'nın bu kriz alanlarına yönelik tutumu, politikası özellikle Türkiye bölgesinde Türkiye'nin milli güvenliği açısından ciddi riskleri de içerisinde barındırıyor. Mesela yine bir meydan okuma, Irak'la bu kalkınma yolu ve sair projelerin gerçekleşebilmesi için en önemli meselelerden bir tanesi terörle mücadelede mesafe kat edebilmek. Şimdi bu mesafeyi kat ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin burada tutumu ne olacak? Bunun üzerine de bir hayli düşünmemiz gerekiyor. Çünkü düşünmemizi gerektirecek bir bağlamda söz konusu Amerika açısından. Çok teşekkürler. Aslında bu iki konuyu şöyle de bağlayabilir miyiz Oytun Hocam? Almanya Başbakanı Şansölyesi Olaf Scholz, Ukrayna'daki savaş başlamadan hemen önce ya da başladığı sıralarda bu bölgemiz için çok büyük bir jeopolitik deprem, jeopolitik kasırga demişti. Biz o kasırganın sonuçlarını şu an yaşıyor muyuz yoksa henüz başlamadı mı? Yani kimi çevrelerce biliyorsunuz 3. Dünya Savaşı esasında başladı. Yansımaların esasında Gazze Savaşı ile birlikte düşündüğümüzde Orta Doğu'da görüyoruz. Çok ciddi bir güç mücadelesine sahne oluyor. Esasında bir Orta Doğu bölgesinde güç boşluğu söz konusu. Amerika'nın Orta Doğu'daki angajmanlarının giderek azalması, ilgisinin, dikkatinin daha çok Pasifik'e, Çin'e doğru kayması bölgede bir güç boşluğu yarattı. Ve bu güç boşluğu, tabii bu boşluğu doldurmak isteyen aktörler arasında ve bölgede etkili olmak isteyen aktörler arasında bir rekabeti beraberinde getirdi. Bu Türkiye açısından ne anlam ifade ediyor? Bir taraftan bir fırsat, Türkiye bir güç, bölgesel güç. Dolayısıyla bu boşluğu doldurabilecek, bölgedeki diplomatik, askeri, siyasi gücünü artırabilecek bir aktör konumunda. Ama diğer taraftan da çok ciddi meydan okumalar da Türkiye'nin karşısında. Bir taraftan yine İran'ın ortaya koyduğu bir güç projeksiyonu söz konusu. Diğer taraftan İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliam ve bunun yarattığı istikrarsızlık, Suriye'de, Irak'ta yaşanan otorite boşluğu, bölge dışı aktörlerin bu otorite boşluğunu faydalanarak bölgeyi dizayn etmek için devlet dışı aktörleri, terör örgütlerini kullanıyor olması. Bir taraftan da bunlar Türkiye açısından risk oluşturuyor. Dolayısıyla bu ortam içerisinde Türkiye kendi güvenliğini önceleyen, Halime Hanım'ın ifade ettiği gibi birinci önceliği olan, belki de hem iç hem de dış politikasını temel anlamda şekillendiren terörle mücadele PKK meselesi konusunda ne tür adımlar atmalı? Bu konuda Türkiye politikasını şekillendiriyor. Bu anlamda tabii Irak öncelikli ama PKK dediğimizde artık özellikle Suriye İç Savaşı ile birlikte artık sadece Kandil'le, Irak, Kuzey Irak'la sınırlı olmayan haritaya bakıldığında Suriye ve Irak'ı bir arada değerlendirdiğimiz PKK'nın Kandil'den sonra, Kuzey Irak'tan sonra Sincar gibi, YPG alanları gibi daha geniş coğrafyalarda etki kazandığı, Batı desteğini aldığı, ordulaştığı,
bir hatta mikro anlamda Batı'nın desteğiyle bir devletleşme sürecine sokulduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu tabii Türkiye açısından stratejik bir tehdit algısı. Türkiye'nin bu anlamda PKK ile mücadelede, terörle mücadelede hem askeri anlamda hem de diplomatik anlamda çabaları 2016-2017 yılından bu yana Irak'ın kuzeyinde sürdürülen sınır ötesi askeri harekatlar, aynı şekilde Suriye'de koşulların oluşması halinde yürütülen askeri harekatlar kapsamında Akdeniz'den İran'a kadar uzanan hat kapsamında bir güvenli koridor oluşturulması çabası. İşin tabii bir de diplomatik boyutu var ki bence işin askeri boyutunun başarısı, sürdürülebilirliği ve Türkiye'nin yürüttüğü operasyonların meşruiyeti açısından daha kritik öneme sahip olan diplomatik boyut. O anlamda Irak'la geliştirilen ilişkiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ki bu ziyaret öncesinde Savunma Bakanı, işte bütün üst düzey dış politika ve güvenlik yetkililerinin Irak'a yaptığı çıkarmalar Irak'la Erbil yönetimiyle PKK ile mücadelede bir işbirliği, koordinasyon sağlanması açısından son derece önemliydi. Dolayısıyla artık PKK sadece Türkiye açısından değil, Irak'ın egemenliği açısından da bir tehdit olarak algılanıyor ve bu anlamda bir ortak mücadele şu anda sergileniyor. Tabii bu ortak koordinasyon merkezi, ortak mücadele bir ortak harekata varır mı? Belki bu iyimser bir beklenti ama tabii Türkiye'nin buradaki beklentisi askeri bir katkıdan ziyade buradaki yerel aktörlerin Türkiye'nin buradaki tehdit algısına dönük vereceği siyasi destek. Bu tabii Türkiye'yi dediğim gibi operasyonun sürdürülebilirliği, meşruiyeti açısından çok daha etkili kılacaktır. Askeri başarıyı da çok ciddi şekilde etkileyecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi iki önemli operasyona dair haber ve görüntüler var. Onları sizinle paylaşacağım değerli izleyenler. Terör örgütü PKK-YPG'nin sözde üst düzey sorumlusu Tekirdağ'da yakalandı. Terörist jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı terör örgütü üyesi bir kişinin yasa dışı yollardan ülkeye gelerek Tekirdağ'da bir fabrikada işe girdiğini tespit etti. Ekipler zanlıyı teknik ve fiziki takibe aldı. Teröristin Suriye'de PKK-KCK-PYD-YPG terör örgütü içinde sözde üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi. Çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basıldı. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy mahallesinde yakalandı, gözaltına alındı. Terör örgütü mensubu zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı efendim. Bir diğer operasyonun bilgisini paylaşacağım. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonları da sürüyor. MİT'in sağladığı istihbarat desteğiyle Barış Pınarı Harekat alanında düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın iki sözde sorumlusu Suriye Milli Ordusu güçlerince yakalandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT'in sınır ötesi operasyonları sürüyor. MİT'in istihbarat desteğiyle Suriye Milli Ordusu güçleri Barış Pınarı Harekat alanında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. DEAŞ'ın sözde Şam vilayetine bağlı iktisadi birim idari sorumlusu Ziyad El Hacci ile Musa Muhammed El Habib Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçlerince yakalandı efendim. Sayın Alabar'da ne dersiniz bu iki operasyon, evet, farklı coğrafyalar? İkisi için de söylemek istediğim birkaç şey var. Özellikle Tekirdağ'da bir fabrikada işe yerleştirilen üst düzey bir PKK yöneticisinin olması beni direkt Çorlu'daki havalimanına götürdü. Neden? Çok yönlü araştırılması gereken bir tabii şey. Tabii ki, çünkü Türkiye'deki İHA ve SİHA sistemlerinin yoğun bir şekilde kalkış ve iniş yaptığı ve çeşitli defalarda yapmış oldukları bu iniş kalkışlarda çeşitli özelliklerinin denendiği hususlar dikkati nazara alındığında söz konusu kişilerin rutin gözetimi yapmak, elektronik harp ile ilgili bir takım data devşirmek dahil olmak üzere birçok noktada birçok sebeple Tekirdağ'ı kendilerine bu anlamda lokasyon olarak seçmiş olabilirler.
Dolayısıyla bu anlamda yapılan operasyonlar ve yürütülen istihbarat faaliyetleri son derece kritiktir. Zira önümüzdeki süreçler içerisinde Türkiye'nin kullandığı insansız sistemlere yönelik bir takım tedbirler de almayı düşünen PKK-YPG aklı, bir taraftan da Süleymaniye'nin Arbat Havalimanı'nda Amerika Birleşik Devletleri tarafından verilen drone, kamikaze drone eğitimine tabi tutuluyor. İran'dan PKK'ya yine kullanılmak maksadıyla kamikaze dronların verilme ihtimaline dair bir takım haberler çıkıyor. İşte tam böyle bir ortamda Tekirdağ gibi insansız sistemler açısından son derece hususiyet arz eden bir şehrimizde üst düzey bir yöneticinin bir fabrikaya işçi gibi girmesi, hatta basına düşen bir takım bilgiler doğrultusunda da zırhlı araç ve helikopter eğitimi de aldığına dair bir takım bilgiler var. Bunlar kendi içerisinde düşünüldüğünde son derece kritik yan yana konulduğunda. Evet. İkincisi ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Özgür Suriye Ordusu mensuplarınca ya da Suriye Milli Ordusu mensuplarınca müşterek bir operasyonun sonrası ele geçirilen iki DEAŞ militanı son derece kritik önemdedir. Eğer siz DEAŞ'a yönelik olarak gerek Fırat Kalkanı Harekatı'yla gerek istihbarat unsurlarınızla Suriye sınırı başta olmak üzere bu türden tedbirleri almadığınız, içeride Mossad'ın haber alma kaynaklarına yönelik 3 kapsamlı harekatı son nokta operasyonunu son 6 ay içinde gerçekleştirdi, yapmazsanız işte sizin İsrail'e karşı olarak kullanmış olduğunuz argümanlardan sonra cezalandırma saldırısı diye de nitelendirebileceğimiz birçok terör saldırısı Allah muhafaza meydana gelebilir. Örneği var mı? Var tabii ki. Kirman saldırısı bunun en güzel örneğidir. Moskova saldırısı bunun en güzel örneğidir. Rayna saldırısı bunun en güzel örneğidir. Bunların hiçbirisini sadece bir DEAŞ terör örgütünün saldırısı olarak okumamak lazım. Aynı zamanda da kendileriyle birlikte hareket eden, onları yönlendiren, yönlendirilenin yönlendirildiğinden bile farkına varmadığı bir takım komplike, karmaşık ilişkiler ağının önüne geçmiş olursunuz. Aksi takdirde bunların kulağını sağırlaştırmaz, gözünü körleştirmezseniz, yani bu haber toplama elemanlarının Allah muhafaza Türkiye'nin bir zamanlar ard arda yaşamış olduğu şey vardı. İşte Garda saldırı, Sur'da saldırı, Dolmabahçe'de saldırı, Kayseri'de saldırı, Merasim Sokak'ta saldırı, Kızılay'da saldırı daha sayılabilir. Bunlar zembereği boşalmışçasına sistematik terör hareketleriydi. Bunun önüne geçmenin en önemli unsuru istihbarat operasyonu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da son 3-4 yıldan bu yana özellikle Suriye, Irak coğrafyası gibi coğrafyalarda son derece önemli bir kapasite inşa ettiğini görüyoruz. Bu kapasite inşası sevgili Fatih belki üzerinde uzun uzun konuşulması gereken bir şey. Vaktimiz el vermiyor biliyorum. Ama bunun için o coğrafyayı bileceksin, aşiret yapılanmasını bileceksin, Suriye Milli Ordusu'ndan istifade etmeyi bileceksin, o bölgedeki halktan yararlanmayı bileceksin, onun dilini bileceksin, geleneğini bileceksin, birçok şey. Lawrence gelmiş, hepsini öğrenmiş. Zaten biz bu coğrafyanın insanıyız. Bugüne kadar bu kapasite inşasında bu denli gecikmemizin bile bizim açımızdan büyük bir ayıp olduğunu söyleyerek cümlelerimi tamamlamış olayım. Sizin bütün cümlelerinizden notlar aldım ve şöyle bir aslında tespit ortaya çıkıyor. Konu güvenlik ve terörle mücadele ise çok yönlü, eklektik, devamlı yani süreklilik gösteren, istihbari, çalışılmış, kategorize edilmiş ve bütün birimler tarafından koordinasyon halinde yürütülmüş terörle mücadele ancak o eski günleri bize unutturabilir. Doğru. Evet. Şimdi aklıma şey geldi. Milli Güvenlik Teşkilatı'nın sınır ötesi operasyon yapması için gerekli kanuni tabii düzenleme tabii mecliste görüşülürken tabii kopartılan kıyamet aklıma geldi. Tabii tabii. Yani tabii. Şimdi çok doğru. Bunun yasal zemini hazırlanmamış olsa, Milli İstihbarat Teşkilatı güçlendirilmemiş olsa, millileştirilmemiş olsa, hatta en temelde öyle değil mi? Millileştirilmemiş olsa bugün bu süreçlerde böyle etkili bir rol sergilemiyor olacaktı. Biz hani çok ciddi nokta atış operasyonların Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortaklaşa operasyonuyla gerçekleştirildiğini gördük. Suriye'nin kuzeyinde, keza aynı şekilde Irak sınırları içerisinde de. Bir böyle bir taraftan da işte Türkiye'nin sınır ötesi operasyon yapmasına
meclis tezkere veriyor. Vermeye tabii devam edecek mi? Şimdi mesela hani şu an tabii kırılma tam noktaları. Efendim? Kırılma noktaları. Kırılma noktaları. Şimdi meclis aritmetiği neye el veriyor? Yani şu andaki aritmetik de bildiğim kadarıyla el veriyor. Tabii. Hani Cumhur İttifakı açısından, ama bunlar da çok kritik önemde şeyler kuşkusuz. Şimdi Irak'taki görüşmeler, işte birlikte bir operasyona, harekata, anlaşmasına muhtemel ki hani buna imkan vermeyecek belki, ama şey çok önemli. Yani Irak'ın merkezi yönetimi ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin buna rıza göstermesi, bunun anti propagandasını yapmaması bile Türkiye'nin elini çok güçlendiriyor. Şimdi Cumhurbaşkanı 12 yıl sonra Irak'a ziyarette bulundu. Bu 12 yıl içerisinde Türkiye neler yaşadı? Irak'la ilişkiler neden bu noktaya geldi? Irak nasıl İran'ın nüfuz alanına dönüştürüldü? DAEŞ nasıl DAEŞ diye bir örgüt hortlatıldı? Nasıl Suriye'nin kuzeyi DAEŞ ve PKK'nın mücadele alanı gibi gösterilip nasıl PKK'ya terk edildi? Türkiye'nin Suriye vasatındaki ilk andan itibaren nasıl Suriye'nin kuzeyine güvenli bölge oluşturalım, Türkiye'nin içine göçü önleyelim, burada Suriyelileri burada konuşlandıralım ısrarının ne anlama geldiğini bugünden geri dönüp daha iyi analiz edebiliyoruz. Dolayısıyla Türkiye için hani tekrar olacak ama hakikaten kendi bölge etrafında, işte buna Irak dahil, Suriye dahil, başarısız devletlerin olmadığı, toprak bütünlüğü haiz, güçlü yeniden devlet şeklinde teşkil edilmiş yapıların olması çok önemli. Çünkü bu yapılar, devletsizleştirilmiş yapılar ya da güçsüz devlet modelleri, biliyorsunuz DAEŞ gibi, PKK gibi örgütlerin çok daha aktif olabildiği bir zemin oluşturuyor. Ben bütün bu Suriye sürecinin Türkiye'nin içine de aynı istikrarsızlığı taşımak üzere Amerika tarafından, Irak tarafından, İran'da kullanılarak, Esad'da kullanılarak bizatihi istikrarsız bir ülke haline getirilmeye çalışıldığını ve son tahlilde Türkiye'nin buna direndiğini görüyorum. Son 10 yıldır, 15 yıldır neredeyse Türkiye'nin gösterdiği direnç buna direnç. Ve bu herhalde artık hani Cumhurbaşkanı bu son 4 yıl, seçimsiz 4 yıl zarfında bütün şeyini, enerjisini, ekonomi ve bu konuya teksif edecektir tahminimce. Peki. Artık son 10 dakika içindeyiz. Konu başlığını değiştirmeden bu minvalde devam etmek istiyorum Turgay Hocam. Şimdi tabii az önce haberler üzerinden oluşturduğumuz bağlama baktığımızda terörün birçok formu olduğunu görürüz. Yani farklı tamam formlarda karşımıza çıkıyor. Ben biraz takip ettiğim ve ilgi duyduğum alanlar üzerinden özellikle terörle mücadelede bütünleşik ya senkronize kurumların senkronizasyonunu dikkate alan, önceleyen bir stratejik vizyonun gerekliliğine vurgu yapmak çok önemli diye düşünüyorum. Mesela bugün dijital mecralarda terörün propagandası üzerinden Türkiye'nin egemenliğine ilişkin ne kadar ciddi tehditler yapıldığı ortada. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili aktörleri, ilgili kurumları, özellikle büyük sosyal medya şirketlerinden kendisine yönelik ulusal güvenliğini tehdit eden içerikleri, manipülatif söylemleri, dezenformasyonları engelleme anlamında ciddi bir uğraş içerisinde ve bu anlamda ciddi yasal düzenlemeler, regülasyonlar da söz konusu. Sadece mesela siber güvenlik üzerinden, yapay zeka üzerinden, bulut sistemlerine entegre bir model üzerinden bile düşündüğümüzde terörün farklı formlarda nasıl karşımıza çıktığını görürüz. Özellikle mesela NATO bünyesindeki Stratcom'un NATO'ya dahil olan müttefik unsurları korumak üzere bu siber güvenlik ve dezenformasyon alanlarına ne kadar önem verdiği de ortada. Ülkelerin, mesela gelişmiş ülkelerin bu alanda yeni kurumsallaşmalar ihdas ettiği ve yeni gelişmelere göre bu terörle mücadele formlarında güncellemelere de gittiği ortada. Yine mesela bugünkü köşe yazısında da ifade ettiğim Türkiye'nin kurumsal güncellenmesi anlamında önemli bir örneklik, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Bilim ve Teknolojileri Politikaları Genel Müdürlüğü ihdas edildi. Oradaki mesela öncelik de bu uluslararası anlamda
dijital platformların nasıl regüle edildiği, veri yönetişimi, siber güvenlik gibi, yapay zeka gibi alanların ne kadar büyük önem arz ettiği üzerine bir tartışma yapılıyor. Ve bu Türkiye'nin önemli bir bakanlığında yeni bir birimin ihdas edilme gerekliliğinin de ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Şimdi bu alanda medyanın bütün alanlarında terörle mücadele konseptinin ne kadar önemli olduğunu da görmemiz gerekiyor. Yine internet alanı ve dijital platformlar üzerinden bu tehditlerin nasıl ortaya çıktığını, bunlarla mücadelenin nedenli önemli olduğunu da görmek gerekiyor. Yine espiyonaj üzerinden zaten Türkiye'nin Milli İstihbaratı, güvenlik bürokrasisinin diğer unsurlarının ne kadar müteyakkız olduğu da ortada. Bence yine az önceki turda ifade ettiğimiz bu terörle mücadelede Türkiye'nin sosyopolitik koşulları ortadan kaldırdığı, yani teröre gerekçe teşkil edebilecek sosyal ve ekonomik koşullarda iyileşmeler oluşturduğu, bunun yanı sıra güvenlik bürokrasisi aracılığıyla ciddi çalışmalara imza attığını biliyoruz. Türkiye'de terörün finansmanı, terör propagandası ya da yeni eleman devşirme noktasında, militan devşirme noktasında nasıl önlem aldığı da ortada. Özellikle İçişleri Bakanlığı bürokrasisinin dünden bugüne yaptığı hizmetlere de baktığımızda. Fakat en önemli öncelik bugün Irak-Suriye bağlamı üzerinden tartıştığımızda sınırlarımızın ötesinden bize gelen tehditler. Bunlarla mücadele edebilme kapasitemiz ortada. Fakat müttefiklerin bu mücadeleye vereceği katkı da yakın ve orta vadede Türkiye'nin ne kadar mesafe kat edebileceği açısından önemli bir değişken. Evet, yani Türkiye hakikaten özellikle son 10-15 yılda bağışıklığı çok yükselmiş bir ülke olsa gerek. Değil mi Oytun Hocam? Az bir zaman var ama böyle bir toparlayalım. Yani konuştuğumuz her şey yaşaya yaşaya, göre göre, güçlene güçlene, aşılana aşılana geldiğimiz noktayı işaret ediyor galiba. Evet, tabii Türkiye farklı tecrübelerden geçti, ifade edildi. İşin askeri boyutu çok fazla ön plana çıkarıldı. Daha sonra biraz askeri boyutu belki göz ardı edildi. Daha çok sosyoekonomik boyutu öne çıkarıldı. Ama şu anda tabii işin askeri boyutunu göz ardı eden bir yaklaşımın terörle mücadelede kesinlikle başarı getirmeyeceği ortaya konmuş durumda. Bu anlaşıldı. Ve özellikle tabii terör örgütlerinin sadece PKK anlamında değil, dünyadaki bütün örneklere de bakıldığında yaşayabilmesinin, ayakta kalabilmesinin temel koşullarından biri komşu bir coğrafyada kendisine güvenli alan bulabilmesi. Bu anlamda Irak ve Suriye'deki istikrarsızlık, otorite boşluğu, iç savaşlar Türkiye açısından çok ciddi bir risk yarattı. PKK bu otorite boşluğundan faydalanarak aynen IŞİD örneğinde olduğu gibi kendisine bir güvenli alan bularak burada Türkiye'ye dönük terör eylemlerini sürdürme imkanı elde etti. Tabii Türkiye'nin bu noktada hem Irak'la hem de Suriye'de terörle mücadelede konusunda atmış olduğu adımlar son derece önemli. Bu noktada Bağdat'la ve Erbil yönetimiyle sağlanmış olan koordinasyon işbirliği biraz önce ifade ettim. Bu operasyonların başarısı açısından son derece önemli. Son yıllarda farklı bir yaklaşım geliştirildi. Sadece alanlar PKK'dan temizlenmiyor. Temizlendikten sonra bu alanlarda geçici üs bölgeleri oluşturularak fiili anlamda bir güvenli koridor oluşturuluyor. Ve bu şekilde belki de adım adım ileriki aşamalarda PKK'nın ana merkezleri olan Kandil gibi, Sincar gibi Suriye'deki YPG alanlarına dönük olarak gelecek askeri harekatların yavaş yavaş aşamaları oluşturuluyor. Dolayısıyla bu güvenli alanlar kaldırılmadan Türkiye'nin kendi içerisindeki güvenliğini sağlayabilmesi de son derece zor. Tabii bu noktada Batı'nın vermiş olduğu, Amerika'nın özellikle Suriye'de YPG, PKK'ya vermiş olduğu destek son derece kritik bir önemde. Bu anlamda Türkiye'nin farklı alternatifler arasında Suriye'deki terör tehdidiyle mücadele anlamında kendisine bir yol seçeceğini, Amerika'nın
Suriye'den çekilme tartışmalarının olduğu bir ortamda Türkiye'nin burada kendi güvenliğini tesis edecek, en azından sınırda PKK tehdidini de bertaraf edecek bir güvenlik koridorunu oluşturma konusunda tek taraflı bir şekilde burada hamlede bulunması olasılığında dikkate almak gerekiyor. Özellikle Gazze Savaşı ile birlikte bölgede bir bölgesel savaş riskinin ortaya çıktığı ve bu bölgesel savaşın en muhtemel sahalarından birinin Suriye olacağını düşündüğümüz bir noktada Türkiye'nin böyle bir ortamda kendisine dönük güvenlik tehditlerini bertaraf edecek şekilde önlemler alması, bu konuda hazırlıklar yapması elzem diye düşünüyorum. Peki. Sadece 2 dakikam kaldı. Şunu da vermeden bitirmeyelim. TCG Anadolu NATO haberi var. TCG Anadolu ilk kez NATO faaliyetine katılıyor. Büyük bir gurur. Uzunluk 231 metre, yükseklik 58 metre, ağırlık 27,4 bin ton. Uçuş güvertesi, azami hız, atak helikopteri, genel maksat helikopteri, bunlar ne ifade ediyor? Sizinle paylaşmak istiyorum. 26 Nisan 10 Mayıs tarihleri arasında Arnavutluk'ta planlanan Neptune Strike faaliyetinin ilk 5 gününde TCG Anadolu'nun liderliğinde Anadolu Görev Grubu ile ilk defa katılım sağlanacak. Bu unsurlarla TCG Anadolu, TCG Salih Reis, Büyükada, Taurus helikopteri, genel maksat helikopteri, bir bölük çıkarma timi, 4 mekanize çıkarma aracı, 8 zırhlı amfibi hücum aracı, çeşitli zırhlı araçlardan oluşan amfibi unsurlar, 150 personel, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 3 adet AS-532 Cougar genel maksat helikopteri yer alacak değerli izleyenler. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirmesinde bunları paylaştı diyerek bu akşamı birinci sayfa bağlamında noktalamak istiyorum. Kıymetli konuklarıma teşekkür ederek. Sayın Alabar'da sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sayın Kökçe çok teşekkürler efendim. Sayın Yerlikaya çok teşekkürler. Sayın Orhan sağ olun efendim. Teşekkürler. Size de teşekkür ediyoruz. Yayınımız gece bakışıyla sürecek.